Sevgili Açık Tribün izleyenleri, bugün sürpriz bir konuğumuz var. Sakaryaspor'un efsane başkanı olarak nitelendirilen Tuncer Tepe ile birlikte olacağız. Herkese öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Bugün efsane başkanımızı konuk ediyoruz. Hoş geldiniz başkanım. Sizin başkanlık yaptığınız süre boyunca bir 6 yıl, 5 ay gibi bir süre. Aynı zamanda hem en uzun başkanlık koltuğuna oturan isimlerdensiniz. Hem de o süreçte Sakaryaspor altın yılı olarak nitelendirilir. Yıllardır. Evet, yılları düzeltiyorum. Kusura bakmayın. Bir başkanlık sürecinizi anlatma. Nasıl bu başkanlık süreci gitti? Tuncer Tepe nasıl başkan oldu? Bu kısmı sizden alabilir miyiz? Benim arkadaşım, sınıf arkadaşım Nihat Çark, doktor. Yönetimdeymiş. Gündüz abinin yönetimde. Gündüz Serin. Yani o yönetimde bir sürü dostum var. Bana geldiler. Lokantaya benzinliğe, Tepe Pide'ye geldiler. Dediler ki bir göğüs reklamı verir misiniz? Yani ben de reklama verilen para yabana gitmez diyorum. Ve hay hay olur dedim. Nihat, tabii bir an elimin şeyi de yok. Ayarı da yok. Onlara 100 bin liralık çek kesmiş. Kaç senesi oldu? Yani nedir? 79 senesi demek ki. Herhalde 79 senesi veya 78-79 yani öyle diyelim. Sakaryaspor'da o sene onların devresinde yarım puanlar mı, avarajlar mı kümede kalmış. Benden aldılar. Tepe tesisleri diye çıktı Sakaryaspor o sene hep. Sonra birkaç ay geçti, kongre yapmışlar. Tabii ben Sakaryaspor'un ne yolunu biliyorum, ne kongre üyesiyim, ne şeyim. Radyo filan söylemiş. O zaman radyo işi var. Beni yönetime yazmışlar. Bana da sormadan tabii. Sormaları da önemli değil ki. Yani tebrik ettiler herkes beni. Tabii ben toplantı var dediler. Davet ettiler. Necati Müftüoğlu ikinci başkan. Bir de şey var. Mühendis toprak mahsulleri Toprak Master Ofisi'nde mi? Hayır. Müteahhitlik yapıyor. Ha. Bol futbol da oynamış. Kimdi ismi? Başkanım uzun seneler. Rauf bilir ya, Rauf'a sorun. Tamam. Ha, başkan o. Gittim Ziraat Bankası sokağında Birkent iş yanında dediler. Girdim, Ali Birinci orada 5 katlı bir bina yapmış. Sağda Ziraat Bankası'nın sokağında. Gittim. Verdi öneri, yavaş yavaş çıktım. İkinci katta yok, üçüncü katta yok, dördüncü katta Sakaryaspor'u buldum. Şöyle iki oda yan yana birleştirmişler. Perde de yok. Eski gazeteleri yan yana dizmişler cama. Kapatmışlar. Bir yalnız girdim odaya. Tabii ben oraya kravat taktım. Gene kendime göre bir toplantıya gittiğim için insanlara değer veririm ben her zaman için. Uzun bir masa. Yönetim kurulu masası. Herkes geldi. Rauf da var. Yani Necati Müftüoğlu var. Yani Nihat Çark var. Yani gene de şeyler var işte. Hani kimleri yönetime yazmışlarsa. Herkes cebinden gelen bir kese kağıdı falan çıkardı. Fındık, fıstık, çekirdek falan önüne döktü. İşte herkes yiyor böyle. Anlatıyorlar işte bu sene Kütahya'dan mı bir yerden futbolcuyu ayarladık diyor bir tanesi. Bir şu puanı almasaydık kümede kalamazdık diyor filan. Yani eski herkes eski hatıralarını anlatıyor yani şöyle oldu, böyle oldu filan diye. Tabii bana da sıra gelince ben dedim ki geçen seneki bütçeniz ne kadardı filan dedim. Yani ben para işini ben futboldan anlamam. Futbolda oynamadım, spor da yapmadım ama cami derneği başkanı yaptılar beni. Kur'an Kursu Derneği Başkanı, param varsa Anadolu'da bir şey yapıyorlar. Sen gel biraz para harca diye. Dedim, buz gibi bir çıt çıkmıyor kimseden. Sonra işte beni muhasebeden sorumlu başkan yardımcısı yaptılar. Orada bir görev taksimatı yaptılar filan. Bir dahakine hazırlarız, getiririz filan dediler. Sonra Rauf'lar filan hızlı gitmişler Yarımca'ya. Onların bizim eski Fehmi Yılmaz'ın
Hani Aziz Yılmaz'ın babası var, Fehmi Yılmaz. Alapazarı'nda keresteciydi. Yani Fehmi abi. Hala sağ. Gürcü Fehmi. Aziz Yılmaz'ın babası. Hani Fenerbahçeler Vakfı'nın başkanı. Nihat var oğlu filan. Necdet, o Yarımca'daki şeyi, yazlıkları Fehmi abiler yapmış. Fenerbahçelilerden herkes almış. Şey de almış, Necdet Niş de almış, o da almış, bu da almış. Yöneticiler de almış. Hani ikinci başkan vardı ya, hani Şam Baba diyorlardı, hani doktor. Fenerbahçe'nin ikinci başkanı. O dönemdeki. O dönem, şey, evet o dönemdeki. O da almış oradan ev. Yani oraya gider gelirken Necdet Niş'i önermişler. Necdet Niş'i alalım demişler. Efendim Necdet Niş ben gelirsem size sporcu da getiririm demiş filan bir şeyler söylemiş. Fazla uzatmayalım. Bu dedikodular çabucak Sakarya'da yayılıyor tabii transfer için filan. Benim transferle filan bilgim yok. Şey demiş bu gençler alırız getiririz materiz demişler. Ama ben habire para arayışındayım. Para bulmak lazım tabii. Para bulmak lazım. Yani o zaman da 79 azınlık hükümeti kurdu Adalet Partisi. Hani bu senato seçimlerinde CHP'den fazla %50'nin üzerine oy alınca rahmetli Ecevit dedi ki ben artık bir seçim yapılsa bu bir ankettir, seçim ankettir. 5 tane senatör seçimiydi. Hani Edirneliler bej dedi hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hatırlamazsınız tabii 79'da. Tek başına hükümet kurdu Adalet Partisi. Talat Asal da spor bakanı oldu filan. Benim tabii Güngör abi de milletvekili, Sakarya milletvekilleri filan. Nuri Bayar, sanayi bakanı. Buraya yeni bir vali göndermişler Sadır Şener diye. Tabii Sadır Şener fevkalade ilgilendi Sakarya Spor'la. Tabii bizim yönetimden başkan ve iki başkan yardımcısı filan istifa ettiler. Bir daha toplantıya gelmediler. Bunlar maceracı. Hele Tuncertepe varsa, şey de varsa işte Rauf, Mauf, genç çocuklar. Bunlar maceracı kulübü, iyice batıracak bu kulübü, sonu geldi demişler. İstifa etmişler. Ettiler. Bir daha da onların yüzünü görmedim yani Sakarya Spor'da. Tabii bir şey oldu. Bana sen başkan vekili olarak devam et. Tuncer abi dediler. Biz şimdi ikinci başkan olarak başkan vekilleri istifa ettiği için yani kulübü yönetmek bir nevi toplantılara başkanlık etmek falan bana kaldı. Ama biz para aradık bulduk. Fazla uzatmayalım. Senin deden çok büyük yardımcı oldu. Yani o zaman her şey kara borsa. Samsun sigarası kara borsa. Sanayi Bakanlığı da şey yazıyor. Çimento tahsislen. Demir tahsislen falan. Tabii Sanayi Bakanı da Sakaryalı ya. Ampul. Kara borsa. Emin Can Kurtaran falan. Mesela bizim hükümet Sanayi Bakanlığı 1 liraya ithal ediyorsa 2 liraya toptancıya veriyor. Toptancı da 3 liraya halka satıyor. Fakat bizim sizin evinize ampul gelene kadar 9 lira oluyor kara borsada. Yani halk maalesef böyle. Bize vilayet dedi ki biz size ampul verelim. Siz sattırın. Toptancıya verdiğimiz fiyattan 2 liradan size verelim. Biz de alırız dedik. Şaban abi bir teşkilat kurdu Sakarya'nın gençlerinden. Böyle birkaç 100.000 ampul getirdik. Şaban abi kasa tabii. Şaban Batı boylu. İtimatlı adam. Hem o gün gençlere verdi. O gün gittiler öğleye kadar sattılar ama 2 liradan aldığımız şeyi 3 liradan sattırdık. Öyle kara borsa değil. 1 lira farkla yani Sakarya Spor'a bir gelir olsun diye. Ampulden o kadar iş ileri gitti ki ampulden milyon ampul sattık. Milyon lira aldık. Yani sonra öğrendim ki Sakarya Spor bizden evvelki bütçesi 80 bin liraymış. Ben 100 bin liralık çek kesmişim. Yani öyle büyük bir bütçe, tabii ufak bütçelerle olmuyor bu işler. Yani öyle oldu. Biz parayı bulduk. Fazla uzatmayayım. Yani vali, vilayet, devlet, hükümet. Hükümetsiz hiçbir şey olmaz. Yani ben siyasetçi değilim, bilmem ne değilim. Yani ben Adalet Partisi'nin kurucularından biriyim. 1961'de Menderes'i asılar. Yani biz Adalet Partisi'ni kurduk. 10 kişiden bir kişi de biziz. Selahattin Gürdurama, Behçet Deryaoğlu filan işte 8-10 kişi partiyi kuranlar. Ben de 18 yaşındaydım. Bir de Güngör Hun gençlik kolları başkanıydı. Ben de yönetimdeydim.
Partiyi kurduk şurada Yeni Cami Fırının içinde. İşte Adalet Partisi öyle başladı. Ama çok büyük yardım ettiler bize. Yani şu oldu. Tuncertepe ve o gençler, maceracı dedikleri insanlar için halk dedi ki bunlar ne çalar ne çaldırır dedi. Yani biz itibatlı kişiler, ben cami de yapmışım, cami derneği başkanlığı yaptırmışım, Kur'an kursu derneği başkanı yapmışım, başkanlığı, Kur'an kursu binası yaptırmışım. Mesela yani bizim sporla ilgimiz, ama spor kulübüne de bir parayı bulmak lazım. Yöneticinin görevi para bulmak. Sporcuları kim yönetecek? Antrenör, iyi antrenör getireceksin. Mesela ben Süleyman abi sonradan bunları yaptı, Süleyman Seba. Bütçesi 500 bin lira. 250 bin liraya en kral antrenörü getirdi. Yabancı mabancı. William Börç'ü falan getirdi. Takım başına koydu. Dedi ki eti senin, kemiği benim dedi. Kendisi Türkiye'nin sayılı, hem milli takımın hem Beşiktaş'ın sayılı oyuncularından biri. Stat yapılınca Şeref Stadı ilk golü atmış mesela. Süleyman abi. Allah razı olsun. Hemşerimiz bizim. Allah rahmet eylesin. Dur için diyorsun. Yani böyle böyle başladı. Tabii gittiler. 3-5 sporcu getirdiler. İşte Eminleri, Meminleri, demin saydı. Coşkun. Çok güzel. Para bizde arttıkça, İbrahim Şirin var. Rahmetli oldu. Onun kardeşi de Mustafa futbolcuydu. Şurada Çark Deresi'ne uçtu, öldü. Evet, rahmetli. Allah rahmet eylesin. Yani uzun süre Çapa'da yattı da sonra vefat etti çocuk. İyi bir futbolcu olacaktı o da. İbrahim Şirin'in Mercedes arabası var. Bizimkiler gidiyorlar mesela bir gitmek için. Sakaryaspor gelirken Müslüm baba merdivenlerine karşılıyor. Nasıl olsa nakit para geliyor çantaya. Nakit para yani. Çekilen bekleyen yok. Yani ofiste futbolcuları aldık. Yani Necdet abi de onları yönetti. Sonra arkası geldi. Yani parayı bulursan bu iş oluyor. Parasız olmuyor. Hayır yani çimento torbasından 1 lira alıyorlarmış. Bizden evvelki yönetim zamanında. O da devam etmiş. Şimdi tabii biz geldik ya, biraz birkaç kişi de istifa etti ya. Şehrin müteahhitleri, inşaat müteahhitleri randevu istemişler Sadır Şener'den. Yeni geldi ya vali. İhtilalden önce yani. Adalet Partisi'ni getirdi. Nur abinin getirdiği vali. Sadır Bey'den randevu almışlar. Sadır Bey kahveleri söylemiş. Şehrin ileri gelen tüccarları bunlar. İşte isimlerini vermeyeyim de bir sürü. Sakaryaspor'a başkanlık yapanlar da var içinde. Ya işte kahveleri söylemiş. Buyurun efendim. Yani hoş geldine gittiler ya. Efendim ya zaten bizim zordayız. İşte çimento karaborsa, şu karaborsa, bir şunu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz. Bu Sakaryaspor'da çok oluyor. 1 lira da ona veriyoruz torbasında filan. Ha onun için mi geldiniz demiş. Basmış düğmeye. Kızım kahveler kalsın demiş. Beyler gidiyor demiş. Bir vali, şehrin valisi bunu deyince çok önemli bir bıçak gibi bir şey. O bir dönüş yani yapıyor. İspatlar şu anda. Evet yani şimdi destekliyor. Onu da mı istiyormuş? Sadır Bey. Çocuğu da yok. Bir beyaz kedisi vardı. Güzel bir hanım vardı. Sahi. İkisi de kulakları çınlasın. Öyle yardım ettiler. Yani şehir sahip çıktı. Şehir sahip çıkmasa hiçbir şey olmaz. Evet. Yumak böyle ilmek ilmek birleşiyor. Sevgi yumağı büyüyor. Bir şey oluyor. Sinerji doyuyor. Büyük bir şey oluyor. Ve işte artık neticede neler olabiliyor. Şehir birleşince neler olabiliyor. Yaşın, ama 95'ten sonra sanki sonraki süreçten sonra yani dönemlerdeki o birlik beraberlik ruhu dağılmaya başladı şehrimizde. Özellikle depremden sonra sanki dışarıdan gelenleri Sakaryalı yapamadık. Orada Sakaryalılık biraz daha uzaklaştı sanki şehrimize. Onu bilmiyorum. Ben yalnız ben kimseyi Sakaryaspor için böyle dernekler için filan bir gününü bir saatini harcayan insan bence makbul insandır. Hepsine teşekkür etmek lazım. Yani ben kimseyi tenkit edecek katiyetle yok, tenkinlik yapmam. Değil, yani şey ama mesela. Yani şöyle bir şey, bütünlüğü sağlamak lazım. Bütünlüğü o da merkezdeki sağlamak insan lazım. Önemli o zaman başkanım. Yok merkezdeki. Canım. Yani yöneticiler çalışıp para bulacak ama
tiyatroya benziyor bu. Peşiyle aldığın şeyi sahaya getirdiğin zaman onlar da maç kazanacak. Maç kazanacak. Yani maç kazanmadan olmuyor. Yani. Peki sizin o başarılı dönemlerinizi ve yıllarınızı o birliktelik etkili oldu diyebilir miyiz başkanım? Çünkü şu anda da mevcut Sakaryaspor'a baktığımızda da bundan yakınılıyor. Şehirde bir birliktelik, sadece taraftarı ve takımı olan bir Sakaryaspor var gibi bir durum var. Şu anki Sakaryaspor'u nasıl görüyorsunuz? Nasıl olsa basın bizim söylediklerimizi yazıyor. İşte televizyonlar söylüyor filan. İşte şehir sahip çıkmıyor filan. Ne yaptın? Bir köşe başına kumbara koy. Geçen atsın para mesela. Bir şey bulun. Yani vatandaşı yönlendirmek için bir şey bulması lazım. Kim bulacak? Yönetim. Şimdi şu şey stat için davet ettiler. Lig TV filan gelmiş canlı yayında. Orada da benimse davet ettiler. Eski bakan Ersin Taranoğlu da geldi yanıma. Orada türbünde toplanmış sizin taraftarlar. Sakaryaspor taraftarları. Yani birkaç bin kişi toplanmış. Ne olur bu öyle yerlerde ben filmlerde görüyorum. Bir parça stat'tan çim alıyorlar, bir parça alıyorlar falan filan yani hatıratan. Beni de çağırdılar. Yani bu Cevat Ekşi ve arkadaşları beni de çağırdılar. Bir şey söyler misin lütfen türbünlere? Ben de gittim. Türbünler tabii çok gürültülü, şaşağı var. Şöyle susun işte Tuncer abi konuşacak falan gibi böyle işaret yaptılar. Dedim ki hepsine, bak çocuklar bu yaptığınız çok güzel tezahüratlar filan ama benim bildiğim bir şey var. Eskiler rağbet olsa bit pazarına nur yağardı dedim. Siz şu çocuklara sarılın. Yani mevcut yönetime sarılın. Bunlar iyi niyetli insanlar. Evet. Benim gibi futbolu pek bilmiyorlar ama Cumhur'da filan. Ama şey yani parayı buluyorlar. Bir şeyler buluyorlar. Yani muvaffak olmuş ticarette kendine göre. Çocuklar. Bunlara sarılın dedim. Başka bir şey söylemedim. Yani aslında o görüntüleriniz de vardı. He? Bilgisayarımda mevcut o yaptığınız konuşmada. Öyle. Fazla da bir şey söylemedim. Aynen. O eskilere davet olsa bit pazarına nur yağardı. Öyle aslında dedim yani eskilerle uğraşacağınızda yenilere sarılın. Bu çocukları desteklemek lazım. Şu an bu desteği görebiliyorlar mı peki başkanım? Sizin gözünüzde. Ben şöyle geçen aday tanıtım toplantısına Sakarya'ya geldi ya 13 13 Ocak mı? Ocak evet. 13 Ocak'ta geldi. Ben de televizyonu seyrediyordum bir yerde. Bir eski Kırklareli Başkanı'nın Niyazi Bağdat'ın bürosunda televizyon seyrediyordum. Dinledim Sayın Reis Cumhur'u. Sayın Reis Cumhur orada bir yanlış bilgilendirilmiş. Dedi ki 28 bin kişilik mi? Bir stat yaptık. İşte şunu yaptık Sakarya'ya. Şöyle yaptık böyle yaptık. Çok güzel. Ama dedi İkinci ligde birinci olmak önemli değil dedi. Maksat Süper Lig'e çıkmak dedi. Yani öyle anlam çıkardım ki ben. Yani bu sene şampiyon olursak Süper Lig'e çıkacakmışız gibi. Yani aradaki birinci ligi. Birinci ligde oynadığımızı söyledi. Yani birinci ligin evet. Hani Spor Toto mu? Evet. Ne diyor? Spor Toto birinci lig. Birinci lig. Evet onu Sayın Reis Cumhur atladı. Ama çıkacak dedi. Çıkacak dedi. Reis Cumhur çıkacak dediği zaman bu takımın çıkması lazım. Çıkar zaten. Reis Cumhur'un söylediği kanundur. Çünkü tek kişi yönetiyor Türkiye'yi. Yani bundan istifade etmek lazım. İstifade etmek lazım. Ama neler oldu bilemiyorum. Yani transfer sezonuna yetiştiremediler ama sponsor bulacağız dediler filan. Ama işte o çocuk girdi Akyazılı, Sofoğlu filan. Kenan Sofoğlu. Ama Sakarya'da siyasiler arasında mesela ben tabii benim şahsi görüşüm. Mesela şey var. Avukat şimdi Genel İdare Kurulu üyesi. Ne ismi? Ali İhsan Yavuz. Ali İhsan Yavuz. O çok janti bir adam. Hiç çok da ciddidir. Ona yapışmak lazım. O tuttuğunu koparır. Çünkü parti içinde bir bakan kadar hükmü var. Çok önemli, önemli bir insan. Yani böyle Sofoğlu da ben tanımıyorum tabii. Sofoğlu da iyi niyetle atılganlık yapıyor. İşte atlıyor falan ama yani iş bitirici adam o olabilir. Reis Cumhur'la konuşma şansına sahip bir defa. Tabii ki de. Yani bir defa. Gerçi Sofoğlu da konuşuyordur ama mevzuya gelene kadar
İş uzayabilir. Başkanım sizin buyurun. Dönemde mesela siz bizim büyümüşsünüz. Biz sizler isimleriyle büyüdük o zamanlar maçlara gittiğimiz senelerde. Mesela sizin döneminizde 100 tane iş adamına gidildiği zaman fire sayınız yok denilecek kadar azdı. Evet, şimdi şehrin iş adamları Sakaryaspor'dan biraz daha uzak. Hayır, o zaman Cemal diye birisi vardı. Bu Mehmet Atay'ın eniştesi. Kapalı Çarşı'da dükkanları var. Cemal abi ölmüş, bizden yaşlıydı. Yönetimdeydi. O bir şey önerdi bize. O zaman plaket işi yeni çıkmış. Böyle cevizden, ağaçtan plaket yaptıralım dedi. Üzerine de bronzdan ismini soyadını yazalım insanların. Mesela Şaban Batı, Tuncer Tepe. Yani Türkiye'de Sakarya'da 100 kişi tespit ettik. 100 kişiden 100 bin lira alalım dedik. Yani Tuna'nın transferinde ikinci devre. Yani çünkü Sarıyer geldi bize, ilk devre oynadık. Son maç Sarıyer'le oynuyoruz. Bizim sahamızda oynuyoruz Adapazarı'nda. Büyük başkan filan dedi, büyük hoca filan dediler Necdet'in şey. Tezahürat yaptılar. Necdet abi de çıktı sahaya. Kütle'ye ikinci devre ikinci golü yedik. 2-1 yenildik burada. 2-1 yenilince hocaya aksi tezahürat yaptılar. O yarım saate değişiyor bu iş. Seyirci psikolojisi tabii. Yarım saate değişiyor. Sonra işte Tuna var. Raoş diye bir antrenör var şeyde. Fenerbahçe'de de Ali Şen başkan değil o zaman. Rıza Tırak diye bir profesör. Raoş yemeğe 3 dakika geç gelmiş. Raoş'un sporcu yemeğine 3 dakika geç gelmiş. Tuna sallana gelmiş. Tuna'yı kadro harici bırakmış herif. Disiplinli bir adam Alman. Ya Tuna kadro harici kaldı. Tuna alınabilir mi falan filan lafı geçti. Tuna almak için 7-8 milyon para lazım o zaman. Yani kendisine 2 senelik para veriyorsun. 2 senelikte transfer ücretini peşin veriyorsun veyahut da 2 taksite veriyorsun filan. Eski böyle maç başı diye bir şey o zaman yok hiç. Kaleciye ayakla geri pası verilen 2 puanlı sistem. Futbolu bilmiyorum ama o kadarlık hatırlıyorum yani o zaman. Tuna'yı alacağız. Bize el altından Müslüm Baba haber gönderdi. Veririz dedi. Ayarlarız dedi. Dedi. Bu defa Tuna sağda solda gazetecilere falan beyanat veriyor. Ali abim beni bırakmaz. Ali Şen'i kastediyor. O da dışarıdan gazel okuyor. Ali Şen başkan değil ama yönetici değil ama o konuşur. Basınla da arası iyi. Ben de saygıdeğer bir insan. Ali abim beni bırakmaz filan. Müslüm Baba biz parayı basınca 4 milyonu basınca kütleye nüfus kağıdını bize devrediyor. Yani gerisi futbolcuyla bize kalmış. Sakaryaspor'a kalmış. Yani o Ali abim vermez hikayeleri kütleye kapandı. Ondan sonra Rauf da vardı. Başka yöneticiler vardı. İbrahim, işte Şirin filan. Böyle 3-5 isimlerini hatırlayamıyorum. Kusura bakmasınlar. Burhan Dal var yönetimde. Keramettin Bey geçenler öldü. Burhan Dal'ın ortağı. Sanayi içerisinde. O da futbol oynamış. Gittik. Fulya'da bize bir apartmanın ikinci katına çıkardılar. Böyle bütün Boğaz manzarası. Fulya'da yüksekte. Fulya'nın tam karşısında. O zaman bu gökdelenler falan yok Fulya'da. Yani Fulya'da bir apartman. 160 metrekare mi, 200 metrekare mi ne? Orayı beğenmiş Tuna. Gittik onu konuştuk. Onu da 4 milyon aldık. Yani Tuna'nın transferi bize mal oldu 8 milyonu. Tuna da geldi. Yani Sarıyer'le çekişiyoruz biz. Tuna'yı alınca durum değişti. Nezih'i de aldırdı bize Necdet Hoca. O da Allah rahmet eylesin öldü. Yani Necdet Hoca bana ders verdi. Spor dersi verdi. Ahlak dersi verdi. Yani yanlış anlamayın sözlerimi. Yani şöyle o daireyi aldık. 2 senelik parasını ödemiş olduk Tuna'nın. Necdet abi ilk maça çıkıyoruz burada Sakaryaspor yeni transferler yaptı ya. Yaptı ki Emin, Yenal filan. Yenal da milli takımda oynamış adam. Yenal Kaçıra.
Vali Bey Mehmet Aldan, ihtilalin valisi. O Sadir Şener'i görevden aldılar. İhtilalciler 80 ihtilalinden sonra Mehmet Aldan'ı getirdiler. Dedi ki Tuncer Bey, bir oyuncuları tebrik etmek istiyorum. Basını da davet ettim. Onların bir basın şeyi var, vilayetin basın bürosu var. Tabii o hemen organize ediyor gazetecileri. Soyunma odasına gidebilir miyiz dedi. Ben de emredersiniz dedim, gelirim dedim. Yani ben de Vali Bey'le birlikte ceketimi giydim, soyunma odasına gittik. Yani ilk maça çıkmadan önce o da başarı diledi bir vali olarak. Adettenmiş öyle bir şey dediler. Başarı diledi. İlk yani maçımıza çıkıyor Sakaryaspor olarak ikincilikte. Vali bir iki satır konuşma yaptı filan. Basın fotoğraflar çekti falan fişman. Çıktık. Necdet abi de bir tişört var. Yani Necdet abi yaz günü ne olur? Tişörtün yani ceketi yok ya sırtında. İki yakasını şöyle bir araya getiriyor yani. Saygı icabı bana karşı. Sayın Başkanım, bir şey konuşabilir miyiz dedi, özel dedi. Hay hay Necdet abi dedim, benden büyük adam. Bu dedi, hani soyunma odasına geldiniz ya dedi. Bizim çocuklar dedi, 15-20 yaşında çocuklar. Soyunup dökülüyor, kimisi şortlu, kimisi atletli bir şeysi. Yani soyunma odasına dedi, büyüklerin gelmesi biraz şey oluyor dedi. Haklısın, doğru söylüyorsunuz filan dedim ben de. Doğru söylüyorsun dedim ama Vali Bey böyle söyledi. Ona bakarız icabına dedim. Benim 6 yıl sonra ikincilikte de bir sene kayyum mayyum şeye baktım. Bütün yöneticilik devremde soyunma odasına hiç gitmedim. Necdet abi bana bir ders verdi. Bu kadar. Yani bana spor ahlaktır. Spor terbiyedir. Spor çok önemli. Biz kenar mahallede yetişmişiz. Tepekum'da, şurada burada yani. Kenar mahallede yetişmişiz. Şehre biraz varoşların dışındayız. Birazcık hafif magandalık var yani. Hafif böyle şeylik var. Ama spor eğitiyor insanları. Spor kibarlık demek. Saygı demek. Sevgi demek. Yani spor bize bir şeyler kattı. İnanmazsınız. Hayatımıza bir şeyler kattı. Çok güzel. Yani bunun gibi şeyler. Bu da güzel bir hikayeydi. Zaten hani sizi konuk etmeyi düşündüğümüzden beri Tamer abi ve Alparslan abi çok heyecanlıydılar. Çünkü o sizin döneminiz gerçekten altın yılları diye nitelendirdiğimiz seneler. Biz yaşayamadık. Benim biz... değil ama bir yönetimim var benim o sırada. Necdet Özgen var şimdi İstanbul'da. Aydın Zengin var. Bir sürü arkadaşlar var yani bizim yönetimimizde. Birinci lige çıktık. Birinci lige çıktık. Hani terfi ettik ya. Evet, son maça 4 maç kala. Şey oldu, Kırklareli geldi buraya. Kırklareli'nin 4-1 yendik burada. Şampiyonlarımızı ilan ettik. Daha 4 maç var bitimine. Yani o hızla Nezih'i de aldık, Tuna'yı da aldık. Yani neredeyse Sakaryaspor'un içinde birkaç tane milli takım, A milli takım oyuncusu. Tabii 1. lige çıkınca Anadolu'dan böyle sivrilen futbolcular ne olur? 3 büyükler alır değil mi? Hepsi. Hele hiç almasa bile, Fenerbahçe'nin ihtiyacı olmasa bile, Fenerbahçe kulübü iş olsun diye alır. Karşı Beşiktaş'a, Galatasaray'a gitmesin diye takımda tutar. Yedek kulübüsünde otursa da alır. Alır. Yani öyle derler. Yani ben öyle duyduğum söylüyorum. Yani şeyde Carlton Oteli var Boğaz'da, Yeniköy'de. Carlton Oteli'nde bir yemek tertip ettik. Yani İstanbullu tüccarlar, Aydın Zenginler, şunlar bunlar birleşmişler. Bize bir yemek. İşte Fahrettin Cüroğlu orada da var. Şekerbank'ın o zaman şey müdürü, tophane müdürü. Yani Akyazı Şekerbank'tan şeye gitmiş. Tophanede müdür olmuş Fahrettin Cüroğlu filan. Resimlerimiz var. Babanlar filan. Rahvar filan. Merdivende, Carlton Oteli'nin merdivenlerinde bütün o yemekler filan. O gece otel masraflarımızı İstanbul'da 3 tüccar ödemiş. Sakarya kökenli. Biz cebimizden bir para ödememişiz. Ben yeni öğreniyorum yani. Öyle şeyler var yani. Bir hava yakalanınca dediniz ya değil mi? Yani bir hava yakalanınca neler oluyor? Neler oluyor? O zaman kaplamacılık meşhur. Kaplama satıyorlar Aydın Zenginler falan. Şeyde yüksek kaldırımda. Hep çok büyük zenginler. Yani onu kendilerine göre. O zaman ki tüccarlar arasında. Yani Carlton Oteli'nin bütün masraflarını onlar karşılamışlar. O merdivendeki resim duruyor siyah beyaz.
Ne güzel. Evet, güzel yıllar. Sizden sonra da bir Sakaryaspor'un hep bir özlenen yıllar, hep bir arzu edilen yıllar gelinsin diye çaba sarf edildi ve Sakaryaspor çok dönem dönem çok kötü yerlere kadar geldi şundan 3 yıl öncesine kadar. Sakaryaspor'un 2000 yılından sonra sportif ve mali açıdan doğru yönetildiğini düşünüyor musunuz başkanım? 2000 yılından sonra. Evet, birazcık daha, çünkü o uçurum 80'lerden öncesine kadar daha da artmaya başlıyor. Aslında başkanımdan yorum beklemiyorum ama daha önce olabilir o Aziz Duran. Ne? Aziz Duran dönemiyle başlamış olabilir düşüş. Şöyle söyleyeyim ben size. Bir ara tabii ben kronolojik tarihle öyle gün gün gitmeyeyim. Ama şu oldu. Sakaryaspor'u herkes faydalı olayım diye çalışıyor tabii. Kimisi de tabii ki gene de Sakaryaspor'dan bir rüzgarından esinleneyim, bana da bir faydası olur diyenler de olabilir. Gayet normal karşılıyorum bunu. Yani bizim Ersin Bey Taranoğlu ilk şeye gittik, Zonguldak maçına gittik. Birinci lig geçtikten sonra Ersin Bey de geldi. O zaman bizden beraber. Ben de o zamanın valisi Erdinç Büyükakalı. Yani ikinci ligdeyken. Hani şimdi o sonradan aldı ki kayyumayım falan diye 96'lı yılda 93'lerde. Kendi başkanlık yapıyorsunuz o dönem. Ondan sonra bir dönem seçiliyorsunuz. Yani bir sene 9 ay daha yapıldı. Bir sene yani yönetim devrettim işte. Şeyde gittik, baktım tribünde Ersin de var. Böyle bir beni kucakladı. Gözlüğü kırılacak neredeyse. Yani sevindi orada. 1-0 yendik mi ne oldu? Karabük mü ya da Zonguldak'ı yendik. O Ersin Bey baktım bir koyu taraftar gibi. Sonra dedi ki Mesut Bey başbakan o zaman. Ersin Bey telefon etti bana bir gün. Dedi ki ya ben Sakaryaspor'a bir 100 dönüm yer ayarlıyorum. Tesis yapmak için. Bizim tesisimiz var dedi. Rüstemleri biz yaptık. Kimsenin bir kuruşu yok içinde. Bizden başka kimsenin bir kuruşu yok. Rüstemler tesisini biz yaptık. Bu kadar. Son kuruşuna kadar. Gene de şeyleri var yani evrakları var. Abi dedi telefonda ama bana söylüyor. Tabii bu bir şey anekdot olarak söylüyorum. Ben dedi birazcık kendimi şey yapmak istiyorum parti içinde dedi. Yükseltmek istiyorum filan dedi. Sakaryaspor adını kullanabilir miyim dedi. Hani benim hemen ters cevaplar verip basında şey yapıp da onu nakşedeceğimi filan bildiği için yani mesela öyle hissettiği için bunu benden rica etti. Yani tesis olmakla birlikte bir 100 dönüm ilave yer kazandırsak ne olur filan. Evvela kazandır da ondan sonra yapsan iyi olur ama dedim. Neyse sen dedim gene kullan dedim. Ama Ersin girişen bir çocuk. Ben seviyorum kendisini. Spor Bakanı bile oldu. Evet. Yani faydası da oldu o dönemde yani. Faydası olmuştur. Sakaryaspor'un rüzgarı neler yapmıştır? O zaman da ikinci ligdeydik. Gene düşmüşüz ama Aziz Duran düşürdü demiyorum. Aziz Duran faydalı da oldu. Faydalı da oldu. Mesela Ersin Bey Spor Bakanı falan filan derken Show TV'ye Sakaryaspor AŞ'nin %51'ini sattı. %51 demek Sakaryaspor'un kökünü satmak demektir. Şirketin. Lig TV'nin şeyinde canlı yayında geldi işte konuşuyor filan. Sakaryaspor AŞ'yi ben kurdum dedi. Baktım yüzüne. Değil mi Tuncer abi dedi. Doğru söylüyorsun filan dedim ben de. Minibüsün içindeyiz. İkimiz varız yani konuşmacı olarak. Geçen gün yani stadın bu yıkılırken. Bizim stadın belgeseliyle ilgili var. Sonra halbuki 96'da ikinci ligdeyken Sakaryaspor AŞ'yi biz kurduk. Yani o günkü yönetim kurdu. Yani Rauf da var filan. Ben de sonra dağıtırız hisseleri diye %99'unu Tuncer Tepe'ye yazdırmışım hisselerin. AŞ'nin, Sakaryaspor AŞ'nin %1'ini de yöneticilere yani 5 kişi dolsun diye 4 kişi daha AŞ'yi tamamlayalım diye yapmışım. Sonra toplantılarda filan böyle şirketle ilgili konuşmak için böyle kınıp sıkınanlar oluyor. Acaba niye acaba dedim. Baktım %99'un
bende olması biraz sıkıntı vermiş gibi geldi çocuklara. Yönetime de ben Adnan Özdemir'i aldım, şeyi aldım, bir sürü kuyumcu muyumcu. Herkes 100 bin dolar verecek dedim. Tabii ben öyle deyince bunu vermeye çalışıyor herkes. Yani para vereceksin, parası olmaz dedim. Yani ben oraya girdim, beni de bir 6-700 bin dolarlık yaptılar hemen 6 ayda. Yani bu şeyi bırakma. Yani hemen dedim ki hisseleri dağıtın. Hisseleri dağıtın. Benim sistemi sıfıra indirin dedim. Yani ben kendim ne yapayım Sakaryaspor hissesini? Yani ben şirketin kuruluşu gerçekleşsin diye yaptırdım bunu. Aynı şeyi Ersin Bey diyor ki ben kurdum diyor. O olabilir. Belki de unutkanlık halidir belki de. Yavrılığına gelmiştir. Efendim ya, neyse. Yani %51'ini niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Kasten söyledim. %51'ini Show TV'ye satınca Sakaryaspor gitti gürültüye. Show TV'nin sahibi ben tanırım yani kendisini. Eskiden beri tanırım. İsim de verebiliriz. Yani TMSF'ye geçti banka. Gitti gürültüye. Erol Aksoy. Yani $3 milyon 3 kuruş vermedi Sakaryaspor'a. Show TV yani İktisat Bankası'nın da sahibi Show TV. Aynı zamanda İktisat Bankası'nın satıldı. Sakaryaspor'da işe yarayan o irili ufaklı futbolcular da sattılar da kasaya attılar parayı. Çok ciddiyim yani. Ben öyle iş olsun diye konuşma. Ama Aziz Duran'a biz başkan olunca Sakaryaspor'da şey yaptı ya. Aziz Bey şu işi hallet. Küsuratlı işi. %49'dan Sakaryaspor olmaz dedim. Aziz Bey uğraştı. Belpaşa Show TV'den %51 hisseyi satın aldım. Belpaşa bizim belediyenin şirketine. Aziz geri aldırdı. Çok büyük faydası oldu yani. Sakaryaspor tekrar geriye aldı. Elden çıkmış bir şeyi. Yani kanunlar nezdinde elden çıkmış bir şey değil mi? %51'i gitti mi anonim şirketin evet. Gitmiş demektir. Yani Aziz Duran bu iyiliği yaptı. Ha sonra kümede çıkardı. Yo, ben kümeden de düşürdü. Valla olabilir yani. O da Sakaryaspor için bir şeyler yaptı çocuk. Allah razı olsun. Belediye başkanı olarak yaptı. Ama Belpaş, tabii Belpaş'ın Sakaryaspor'u idare etmesi bir enteresan bir şey. Vergiler, stopajlar ödenmemiş. Borçlar büyümüş. Bu borçları Belpaş'ın ödemesi lazım. Niye? Şirketin sahibi o. %51'i Belpaş'ın. Değil mi? Show TV'ye giden hisseler, ben şimdi irdeleme şey fazla kurcalamıyorum yani. Şöyle oldu, böyle oldu. Belki de yanlış şeyler de olabilir içinde ama %51'i Belpaş'ın ya. Çıkan vergileri onların ödemesi lazım. Belpaş şirketi ödemesi lazım. Yani Sakaryaspor'a futbolcu alıyor. Belpaş'tan parayı basıyorlar, alıyorlar. Yani ama çıkan vergileri de ona ödetmek lazım. Vergi konusunda biraz gevşek davrandılar. Ta hala bugünlere geldi. Bugün vergi taksiti var. Bak bugün neredeyiz? 2018'de. Evet. O ne zaman? 94'te mi? 94'te. Orada başlıyor. He? 3 ay yani ya 95 olur ya 94 olur bu civar. 25-26 yıllık bir. Yani şimdi şey Erener'de Ulvi Çavdaroğlu belediye reisi oldu. Onu da aldım yönetime. Recep Yıldırım'ı aldım Akyazı Belediye Reisi'ni. Ben kombine bilet satarlar filan diye. Sonra iki devre milletvekili oldu çocuk. Yani AK Parti'den. Ona belediye reislerini aldım. Şeyde bizim işte Aziz Bey dedi ki Tuncer abi ben girmeyeyim ama yanındayım. Ne istiyorsan tamam dedi. O zaman daha büyük şehir yok. Adapazarı Belediye Başkanı. Yani ne istiyorsan hay hay dedi. Şimdi aldılar beni şeye götürdüler. Ulvi Çavdaroğlu filan. Erenler bir yemekhane açtıydı şu Topçanın karşısında. Biliyor musun? Belediye olarak açtılar. Servis bir yemek servisi açtılar. Orada yemek yedirdiler. O gün de cuma. Tuncer abi Aziye Camii'nin karşısında, caminin içine girmiyorsun da, caminin karşısında Kur'an kursu varmış. Ortaokul talebesi bir çocuk namaz kıldırıyor. Onun arkasından namaz kılabilir miyiz? Hay hay dedim. Onlarla beraber gittim şimdi. Gittik. Ben ortadayım. Aziz Bey sağımda, Ulvi solumda. Namaz kıldık. Cuma namazını kıldık Allah kabul ederse. Filan. Şimdi oradan çıktık. Şu teke sarıyorsun ya sigorta kavşağında. Orada bir kaya var. O kırılamıyor.
Yani orası bir keskin şeydi. Evet. İstanbul'dan iş makineleri gelmiş oraya. Orayı yıkıyorlar. Bayağı güçlü iş makineleri gelmiş. Ya nereden buldunuz makineyi falan dedim. Tayyip'ten dedi. Tayyip gönderdi dedi. O zaman Tayyip Bey de 94'te İstanbul Belediye Başkanı oldu. Yani Tayyip'le çok samimi olduklarını ve çok yani böyle senli benli konuştuklarını ifade etmek bakımından öyle söylediler. Yani Tayyip'ten geldi. Yani ya o belediyeler arasında da dedim böyle yardımlaşma oluyor falan dedim. Oluyor tabii dediler. Arkadaşımız o dediler. İşte filan toplantıda beraberdik, filan yerde beraberdik işte eskiden filan dediler. Ya bu Tayyip Bey bana biraz anlatsanız da nasıl bir insan dedim. Abi bir defa yabancılı su gibi dedi. Kaç dil biliyor dedim. 12 dil biliyor dediler. Allah Allah. Altısını ana dili gibi konuşur dediler. Altısını da yüzer ikişer üst kelime verir. 12 tane dil biliyor dediler Tayyip Erdoğan için. 1994'te bana. Ben çok saf bir insanım. Çok samimi söylüyorum. Ben de hakikaten inandım. Sonra aradan yıllar geçti. AK Parti kuruldu. Tayyip Bey o zaman Refah Partisi'nden veya Fazilet Partisi'nden belediye başkanı değil mi? Sonra işte ayrılıklar oldu. Parti kuruldu filan. Tayyip Bey İstanbul Belediyesi oldu. İstanbul Belediyesi, pardon özür diliyorum. Başbakan oldu. Tabii sonra Deniz Baykal dedi ki parti genel başkanı dışarıda kalmaz dedi. Anayasa değişikliği yapalım ben de oy veriyorum dedi. İkisi birleşince anayasayı değiştirdiler. Tayyip Bey hem genel başkan hem başbakan oldu. İlk şeyini ziyaretini Berlusconi'ye yaptı. Şeyde İtalya'ya. Berlusconi'nin misafiriydi. Öğlen yemeği yediler orada. Acaba dedim İtalyanca da konuşuyor herhalde ondan filan dedim içimden. Sonra zamanlar geçti, yıllar geçince baktık ki Tayyip Bey Türkçeden başka bir şey bilmiyor. Ama şeyh uçmazmış, mürit uçururmuş. Meşhur eski siyasilerden birinin lafı. Tabii iş siyaset, ben iş olsun diye konuşuyorum. Yani sporla ne ilgisi yok ama yani, tabii onlar da spora karıştılar. Ulvi'de yönetiminde bulundu. Şeyde Aziz Bey'de çok büyük yardımlar oldu yani Sakarya Spor'a. Evet. Yani meğer ama Van Minute'i biliyormuş. Evet. Evet bu bölümde de artık sonlara doğru geliyoruz abi. Senin başkanımıza sormak istediğin bir şey var mı? Beni tanıyanlar bilir. Biz eskiden beri tribünlerde büyüdük. Biz başkanımızın isimleriyle büyüdük. Hani çok başkanımız var. Sakarya Spor'a başkanımızın dediği gibi böyle iğne ucu kadar destek olan herkesten Allah razı olsun emeği geçenden. Ama Tuncer başkanımız bizim özellikle işte 78'li o jenerasyonlarda 70'li jenerasyonlarda başkanımızdan daha küçük yaşta olan insanların birçok efsane başkanıydı. Burada başkanımızla bir arada olmak bizim için onur ve gurur verici. Ben kendisine çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Başkanımıza aslında vaktimiz varsa bir şöyle unutamadığı güzel bir anı var mı? Ben belgeselde çok izledim şunu başkanımızı. Şunu hemen ilave edeyim. Tayyip Bey futbol oynamış. Yani babasından gizlemiş. Futbol ayakkabılarını saklamış filan. Hatta İETT Spor'da oynarken Fenerbahçe'nin filan dikkatini çekmiş. Hani sporu yapmış hakikaten. Ama başbakan olduktan sonra Türkiye'de bakın Saracoğlu stadını Koç'a tribün verdi filan. Aziz Yıldırım değil mi son? Evet yani başkanımız. Evet Ali Koç'tan önce. Yaptırdı. Fenerbahçe olarak yaptırdılar. Ama Galatasaray Ali Sami Yen arsasını takaslan filan derken bu şu Aslantepe'deki şeyi Özhan Can Aydın çok uğraştı Galatasaray Başkanı. Ankara'ya gitti geldi. Hasta oldu. Yani bir de borç para aldı faizci filan. Galatasaray'a sonradan kulüp başkanı oldu birisi. Borç para verdi. Galatasaray'ı biraz yaptı. Sıkıntıya soktu. İsim vermeyeceğim. Ama gitti onu o sıra stadı Tayyip Bey'in eseridir. Galatasaray'a stadı yaptı. Bu şey geldi Fikret Orman. Beşiktaş'ın stadını yenileyeceğiz dedi. Tabii Fikret Orman da Türk sporunun içinde. Yani burası birinci derece sit alanında şu stadın yapılmasının %100 amili Tayyip Bey'dir. Yani spor konusunda bir defa hiç esirgemedi. Hiç esirgemedi. Şu Adapazarı'na yapılan stat, Anadolu'nun muhtelif şehirlerine yapılan statlar
hep onun eseridir. Yani statları yaptırdı. Ama Turgut Özal rahmetli mesela saha çimlemesine çok büyük önem verdi. Çim saha kazandırmaya önem verdi. O da o hizmet oldu şeye. Yani Tayyip Bey'in spora Türkiye'de çok büyük hizmeti var. Çok büyük hizmeti var. Yani tesis bakımından da her türlü bakımdan hizmeti var. Doğrudur. Bunu teslim etmek lazım. Yani bizim stat 28 bin kişilik. Evet. O konuşmasında öğrendim yani. 13 Ocak'ta. 28 bin. Şu an takım da kurdular. Cumhurbaşkanlığı Spor diye. Değil mi? Öyle bir söylenti. Başak Spor'u o kurdu. Evet. Tamer abi sen eklemek istediğin bir şey var mı? Başkanım valla ben de bunu dediği gibi merak ettiğim işte bir mesela bir deplasman anısı unutamadınız. Olaylı geçen mesela bir Bandırma yıllardır hep söylenir eski deplasmanlardan. O anlar nasıldı, nasıl yaşandı? Sayın Batu Boylu bir şey söyleyeceğim. Bandırma Spor'la ben hiç oynamadık. Biz yönetime girdiğimiz seneden önceki yıllarda Bandırma önceki Spor'da Sakarya Spor'un bir çekişmesi olmuş. Hatta Konya Spor çok berbat bir yer, seyircisi var. Ama benden önce Behçet Deryaoğlu, Allah rahmet eylesin, belediye başkanıyken Behçet abi de yaptı. Behçet Deryaoğlu da Sakarya Spor başkanlığı yapmış. Ben eski başkanlara baktım yani Sakarya Spor'a girdikten sonra. Aydemirler yapmış başkanlık. Behçet abi de yapmış. Behçet abi çok sıkıntılı anlar yaşamışlar. Kafalarına şey atmışlar. Bir sürü şeyler filan. Zor kurtuldular diye duydum. Ama bir tek şey benim yaşadığım. Düzce ile eskiden beri Sakarya Spor zıt. Kocaeli'de de zıt da. Düzce ile ben de Düzce'de bir fabrik aldıydım. Düzce Orus fabrikasını. O maça gittik şeye. İkinci ligde yine. Maça gittik. Düzce Spor'la oynuyoruz şeyde. Düzce'de. Bizim Mesut Bey diye, o da rahmetli oldu, bir savcı var. Onu da yönetime almıştım. Bir sürü arkadaş var. Bu belediye başkanları yanımda filan. İşte kim varsa işte Recep Yıldırım, Ulvi Çavdaroğlu filan. Maça gittik. Maçta onların da başkanı Çobanoğlu diye birisi. Kısa boylu bir çocuk. Benim yani Çobanoğlu. Yani Akçakoca sapağında benzinlikleri falan var. Nakliyeci olan. Yani tabii Düzce Spor'u 1-0 yendik. Devre arasında böyle kola şişesi falan atmaya çalıştılar benim tarafıma. Savcı Mesut Bey bana vücudundan, Allah rahmet eylesin, siper oldu filan. Orada bir albay, Bolu jandarma komutanıymış albay. Tuncer Bey dedi, siz beni tanımadınız ama dedi, siz Adana'da yine bir Düzceli mahkumu ziyarete gelmiştiniz. Ben de cezaevi müdürüydüm yüzbaşı olarak orada dedi, Adana cezaevinde. İhtilal var ya, 12 Eylül ihtilali değil mi bu? Kenan Evren ihtilalinde. Evet. Ben yüzbaşıydım o zaman. Şimdi Simayen tanımadınız beni ama dedi. Albay oldum. Bolu'ya geldim dedi. Burada karşılaştık dedi. Öpüştük filan orada. Şeyle çocukla. Düzcelere hepsine bağırdım orada. Yani türbünde. Futbolcu istiyorsanız futbolcu veririz dedim. Para istiyorsanız para yardımı yaparız. Çok ciddiyim. Ama adam öldüreceksiniz dedim burada dedi. Bağırdım. Yani ben biraz ara sıra böyle kendimi şey tutamadığım şeyler olabiliyor. Yani Düzceliler bu defa tedbir almışlar çıkarken işte. Alay komutanı da dahil. Düzce kaymakamı da şey de dahil yani. Tedbir. Niye? Tedbirlerinde biliyor musun? Otoyola çıkacağız ya biz. Beriden köprü başından çıkarsak seyirci önümüzü kesermiş. Bizi götürdüler Kaynaş tarafına. Bizim taraftarı. Biz döndük tabii de. Taraftarı götürmüşler. Taraftar otobüslerini. Kaynaşlı'dan üst geçitten geçirmişler. Kaynaş'tan döndürmüşler. Kaynaşlı'dan getiriyorlar. Yani Boldağ'ın şeyinden. Bu da bir tedbirmiş. Jandarma komutanı veya kaymakam falan konuşmuş aralarında. Hani benim o fevri şeyimden sonra. Seyircimizi korumak maksadıyla otobüsleri oraya yönlendirmişler. Otobüsler Kaynaşlı'dan girmiş. Bu Düzce Spor taraftarları Kaynaşlı'nın köprüsünde tedbir almışlar, duymuşlar. Şeyin üzerine çıkmışlar. Taş taşımışlar. Taş taşımışlar köprünün üzerine.
taşlar. Bizim otobüsleri atmışlar. Otobüsün camını kıran bir taş bir taraftarımızı öldürdü. Ömer, Erzurumlu bir çocuk. Ömer hayvan pazarından. Erzurumlu kökenli, evet. Yani Adapazarı'na Ömer gelmiş. Ömer galiba. Yani enteresan bir şey. Yani sanki Allah söyletti, ne biçim iş? Yani o tedbiri almasalar buradan gelseler belki de bu iş olmayacak. Buradan eski yoldan gelsinler E5'ten bizim taraftar veyahut da şeyden köprü başından çıksınlar, değil mi? Benim önümdeki otobüsteydi başkanım o. Öyle mi? Ben oradaydım. Yani sen bu işleri şeyin üstündeydiler. Ha, köprünün üzerine taş dizmişler. Taş dizmişler. Nur içinde yatsın tabii, rahmetli Ömer Bey. Düzce televizyonları buraya geldi. Beni fabrikaya geldiler. Benden şey yapıyorlar filan, röportaj yapıyorlar filan. Ben dedim ki Düzce de bizim kardeş şehrimiz falan dedim. İşi yumuşatmak için. Zaten dedim 200 milyon para gönderdi bu taraftar, ölen taraftar için dedim. Kulüp başkanı ve yöneticiler dedim. Onu kendilerine takdim edeceğim dedim. Şeye, cenaze sahiplerine takdim edeceğim dedim. 200 lira bile göndermedi Düzceliler tabii. Cebimizden 200 milyon verdik. Ama helal hoş olsun. Bir maç taraftarının ölmüş nihayet, yani spor kulübünün şeyine. Yani bir de unutamadığın deplasyon deyince o aklıma geldi. Yani ağzından bir kelime çıktı, keşke çıkmasaydı. Adam mı öldüreceksiniz falan diye bağırınca adam öldürdü herifler. Evet. Yani olacak şey değil. 25 kuruşta para göndermediler. Sonra şimdi şehir kulübüne oturuyorum. Televizyona açık oturuma beni o günlerde davet ettiler. Hakimlerle, savcılarla bizim bir odamız var. Şehir kulübünde o zamanlar oturuyoruz yani. Adliye mensuplarıyla, hakim, savcılar, arkadaşlarla. Dedim ki ben bu akşam canlı yayına çıkacağım dedim. Siz de buradan seyredersiniz dedim. Çıktık, konuştuk işte. Ben orada demişim ki hadi biz yobazız ama Düzce bizden daha yobaz demişim. Vay sen bunu dedin demenler, hakim, savcılar biraz gırgır geçtiler yani birkaç gün. Biz sana demedik mi Tuncer abi biraz yavaş konuş filan diye. Tuncer Bey dediler filan. Güzel yıllar, güzel anlar. Evet. Evet başkanım, çok teşekkür ederiz. Bize konuk oldunuz. Bizi kırmayıp buralara kadar zahmet ettiniz. Hiç toptan bahsetmedik tabii. Ben top oynamadım hiç. Yani, spor da yapmak lazım. Birazcık ama. Aslında bu bölümün böyle olacağını biliyorduk. Daha çok hani sizin zamanınızı konuşmak istedik. Bu hikayeleri falan dinlemek istedik. Evet. Yani ekran başındaki mesaj atan izleyenlerimizin de öyle olduğunu düşündük. Zaten hani bu nostaljiyi özlediğimiz için biraz da evet. Burada olmanızdan şeref ama duyduk. Ama bir Sakarya'yı neresi? Adapazarı neresi? Türkiye'ye öğretmiş olduk. Mesela Mersin merkez ilçedir. İç eldir oranın evet. Şeyi. Kocaeli vilayet ismidir. İzmit evet. Merkez ilçesidir. Bunun gibi böyle çift isimler var Türkiye'de. Onlardan biri de Sakarya. Evet. Sakarya Adapazarı'nın kazasıydı bizim çocukluğumuzda. Ben 42 doğumluyum. 1954 demek ki 12 yaşına peki. Kadar biz Adapazarı kazasındanız. Değil mi? Biz Kocaeli'ye bağlıyız. Geldiler. Biz de vilayet olmak isteyenlerdeniz. Artık İzmit'ten çekişiyoruz o zaman İzmit vilayetiyle. Hemen başa başmışız. O zamanın reis cumhuru Celal Bayar, Adnan Menderes geldiler. Hangi yoldan geldiklerini bilmiyorum tabii. Ben 12 yaşındayım. Eski belediye var Kasaplar Çarşısı'nın üstünde. Belediye başkanının odası vardı köşede. Oradan hitap ettiler Sakarya'ya. Biz de tabii çocukuz, çıktık ellerini öptük. Yani başvekilden, reis cumhurun. Konuşma yaptılar. Celal Bayar dedi ki, Kurtuluş Savaşı'nda falan işte burada Sakarya Meydan Muharebesi oldu. Sizin isminiz Sakarya olsun dedi. Bize Sakarya ismini verdiler. Sonra 1960 ihtilali oldu. Ben de Sakarya'da üniversitede okuyorum. Sakarya Yüksek Tahsil Derneği Başkanıyım. Yani Sakarya'da bir dernek var. Sakarya Yüksek Tahsil Derneği var. Buraya da şey var. Sedat Kirtetepe diye bir albayı hem vali, üniformalı, kurmay albay, hem de belediye başkanı yaptılar. İhtilal İdaresi. 1960 ihtilali yani Menderes'in asıldığı ihtilal. Öyle diyelim.
Sedat Kirtetepe. Bir gün valilikten bir davet aldım. Beni çağırıyorlar Sakarya Yüksekler Tahsil Derneği Başkanı olarak. Sedat Kirtetepe vali. Üniformalı adam. Esmer bir adam, uzun boylu. Dedi ki, ya Tuncer Bey dedi falan filan. Yani ben kardeşim filan dedi. Ya burası Sakarya dedi. Sakarya savaşları olmuş dedi. Oldu Kurtuluş Savaşı'nda. O savaşların anma gününü yapmıyoruz hiç dedi. Ben dedi vilayet olarak size yardımcı olayım da dedi. 13 Eylül mü 23 Eylül mü savaş bitmiş. Yani bilemiyorum şimdi, şey yapamıyorum. Ama Sakarya Meydan Muharebesi Polatlı'da olmuş. Sakarya'nın doğduğu yerde olmuş. Biz Yunanları orada Gazi Mustafa Kemal filan birazcık hırpalamışlar. Yani Sakarya Meydan Savaşı'nı kazanmışız 1922'de. Şey, özür dilerim, 1921'de. 1922'de de zaten büyük Kurtuluş Savaşı oldu değil mi? 29, doğru. 26 Ağustos'ta başladık. 9 Eylül'de Yunan'ı da nihayet denize döktük değil mi? Doğru. Türk İnkılap Tarihi'nin şerefli sayfaları bunlar. Tabii Kocakurmay Albay Sakarya Harbi'ni bana kutlattırdı burada. Bir kürsü kurmuşlar gümrük önüne. Bir Türk bayrağı. Bir mikrofon. Vilayet hazırlamış. Belediye başkanı ya, bando takımını da çağırmış. Bir de Sakarya'nın Milis Derneği'ni çağırmış. Tabii ben sadece şeyim, konuşmacıyım. Gittik, bando da çalınca, şeyler, o milisler havaya birer ateş edince eski tüfeklerle filan, bir kalabalık toplandı gümrük önünde. Ben de çıktım, şöyle bir not yazmışım şeye, defterime, kalemle. Kalem bitmiş, altını kurşun kalemle tamamlamışım. Yani bir ne konuşacağım diye. Şeyde, çıktım. Sakarya'da tabii bir meydanda bir mikrofonla konuşmak filan. Daha evvel Kıbrıs konuşmalarında Kıbrıs Türk'tür filan diye konuşmacılık yaptım ama o konuşmayı yaptım. Sonra kürsüden inerken Zekai Erdal, Adapazarı Gazetesi'nin akşam haberlerinin o zaman çalışıyordu Zekai Erdal. Benim sınıf arkadaşımdır ortaokuldan. Benden o kağıdı istedi. Ben de utandım, kağıdı versem yarısı kurşun kalemle yazılmış, yarısı kırmızı kalemle yazılmış. Zekai'ye dedim ki, ya dinlemediniz mi? Yaz şey dedim, ne duyduysan onu yazın falan dedim kağıdı. Ama utanarak vermedim Zekai'ye. Sonra yollarımız gene kesişti ön arkadaşımdan. Yani böyle bir şey var. Sakarya savaşları artık belli bir tarihlerde kutlanıyor artık. Evet. Sakarya'da. Evet, çok teşekkür ederiz başkanım bir kez daha. Evet sevgili Açık Tribün izleyenleri, şimdi sizlerle kısa bir araya gidiyoruz. Kısa bir aralardan bir kez daha sizlerle birlikte olacağız. Evet sevgili Açık Tribün izleyenleri, kısa bir aralardan bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Başkanımız bu bölümde de bizlerle, yoğun talep üzerine çok fazla soru geldi, çok fazla mesaj geldi. Evet başkanım, gelen sorulardan birkaçı da Rüsten Mert Tesis'in kuruluş hikayesi. Sizden evet. Kısaca bir rica edebilir miyiz? Şeyde Adana valisi bizim zamanımızda 80'li yıllarda Hayri Kozakçıoğlu'ydu. Emniyet müdürü de Gültekin Demir. Gültekin Demir Sakarya'da emniyet müdürlüğü yaptı daha önce. Yani Sakarya'dan tanıyoruz onu. Hayri Kozakçıoğlu'nu tanımıyoruz. Tipi biraz sert, bıyıklı mıyıklı. Ama Adana Spor ve Adana Demir Spor birinci ligdeydi. Senede iki defa deplasmana gidiyoruz oraya. Valiyle birlikte oluyoruz. Sıkı yönetim komutanı filan hepsi benim dostlarım. Yani o zamanki şeyler, askeriye ihtilal idaresi. Hayri Kozakçıoğlu dön dolaş Adana'dan Sakarya'ya vali olarak geldi. Yani bir iki sene sonra. Sakarya'ya geldi. Tabii oradan da tanışıklığımız var ya. Çok yakınlık dostluğumuz oldu. Ailece görüştük filan. Hayri Kozakçıoğlu. Hayri Kozakçıoğlu da rahmetli oldu şimdi ya. Şimdi 1983 seçimleri yapıldı. Yani idare, sivil idareye geçti. Meğer ihtilal idaresi bütün derneklere para toplamayı yasaklamış. Hani cami derneği, Kur'an kursu derneği, bizim spor kulüpleri de birinci ligdeki Fener, Galatasaray da dahil hepsi dernekler statüsünde kurulmuş. Şirketleşme sonra oldu, 90'lı yıllardan sonra. Rahmetli Turgut Özal'ın önerisiyle oldu. Yani hep dernek usulü. Derneklere para toplamak yasaklanınca spor kulüpleri de para toplayamaz olmuşlar.
Biz bakma şeyde para mara bulmaya çalıştık ya şeyde ihtilal devresinde hiç şey yapmadık ama şehirle anlaşmışız komşudan borç alır gibi şehir bize yardım etmiş. Yani hiç sıkıntı duymamışız. Hayır Kozakçıoğlu dedi ki Adana'dan tanışıyoruz Tuncer Bey dedi. Beni bir davet etti kahve içmeye. Onun da tayini şeye çıkmış Diyarbakır'a o zaman. Adana'dan tanışıyoruz dedi. Geldik Sakarya'ya hasbelkader. Burada da beraber olduk. Ama ben size hiçbir yardımcı olamadım. Hep siz para harcadınız yönetim olarak dedi. Ama ben size yardımcı olamadım şehrin valisi olarak. Ama bu şeyden dolayı yardım edemedim size. Şimdi size dedi bir özel idare olarak burada 500 dönümlük bir kum ocağı var Mollaköy'de. Onu da Enka'ya tahsis etmiş karayolları. Yani eskiden şu tünel müne E5 yolu var ya hani eskiden otoyolu yok o zaman zaten. Bu E5 yolundaki sanat yapılarını Enka yapmış. Sanat yapıları olduğu için elek kurulmuş. Orada yıkanmış, elenmiş kum çakıl elde etmiş Enka. Bu sanat yapılarını yapmış. Enka işini bitirince tahsisin de günü bitti dedi. Karayolları tahsisi kaldırıyor. Bu 500 dönüm yeri Sakarya Sıfır olarak size vereyim. Ben vali olarak bunu yetkim var. Vereyim. Bunu parsel yapın. Kumculara dedi, parsel parsel satın dedi. Yani Sakarya Spor'a bir gelir olsun dedi. Belki 40-50 milyon para toplarsınız dedi bana. Dedim ki, Sayın Valim, bizim 23 kişilik kadro yeterli ama bizde 65 sporcu var. Ben 3 tane takım, 1. Lig'de, Süper Lig'de oynayacak takım var bizde. Hiç ben futbolu satmaya kıyamam. Bir mal satmaya kıyamayız. Hepsini kiraya veriyoruz. Kiraya veriyoruz. Ama yani bizde futbolcu bolluğundan fazla bir şey yok dedim Sayın Valim. Tesis yapalım dedim. Bir tane tesise başladık şu Çak Deresi'nin kıyısında. Bugünkü nikah salonunun karşısı 3 dönüm yeri belediye bize verdi. Oraya tesise başladık. Temel dağıttık. Sonra ihtilal oldu. İş durdu. Yani orayı yapamadık. Sakarya Spor'a tesisini oraya yapacaktık. Orası da güzel bir yer. Yani gece konaklaması için filan. Dedim ki bir tesis yapalım. Tamam dedi. Ha dedi. Siz dedi bir arsa bulun dedi. Arsa bulun. Üzerine tesisi ben yapacağım dedi. Özel idare olarak dedi. Peki. İller İdaresi Kanunu filan fevkalade ezbere bilen bir. Yani çok deneyimli bir vali. Hayri Kozakçıoğlu. Ben şeyi buldum. Şu hani otoyolda ıslama köfte falan yapıyorlar ya şimdi Sakarya Nehri'ni geçer geçmez bir park yeri var. Orası 80 dönüm Alancuma köyüne ait. Orayı pazarlık yaptım hatta kapora da verdim 80 dönüm orası. Daha otoyol geçecek mi geçmiyor öyle bir şey yok ki zaten. Sakarya Spor tesisi olarak orayı önerdim. Sonra Vali Muavini Osman Bey var, vali var. Dolaşıyoruz. Bir de bugünkü Rüstemler tesisinin olduğu yerde bir ormancı kulübesi var eskiden beton arme. Eskiden ormancılar beklermiş kaçak geçmesin diye filan. Ama çınar ağaçlarının dibi çok da sıcak. Terlediğimiz bir gün orada birer ayran içtik. Oh bir rahatladık orada. Yani orası çok güzel. Ya burası olmazdı filan dedim ben. 55 dönüm orası. Bir Sakarya'nın setli var ya. Settin altı zaten sittir. Sakarya'nın taşkını önleyecek bir set var. Onun üstünde büyük merası var Rüstemler tesislerinin, Rüstemler köyünün. O zaman da traktör galerisi olan bir çocuk, Rüstemler'in muhtarı. Bu 55 dönüm alt tarafa, ben de onun mera vasfını kaldırırım dedi. Yaparız dedi buraya dedi, Hayri Bey. Hemen muhtarı çağırdılar, muhtarı hemen telefon ettiler, geldi. Traktör satıyormuş şeyde, Ankara Caddesi'ne geldi. O da beni görünce heyecanlandı, hemen yapalım diye. Hemen Osman Bey şu şeyi yapın mukaveleyi dedi. Sakaryaspor Başkanı burada. İşte köy muhtarı burada. İhtiyar heyeti burada. Osman Bey siz de dedi bana vekaleten, vilayete vekaleten imzayı atın dedi. Orayı imzaları attık o gün. Oraya almaya karar verdik. Yapımı nasıl olacak? Dedim ki bak benim yüzüm çok yumuşaktır. Onun öbür tarafında 500 dönümde benim Molla köyünün öbür tarafında da Kumbaşı köyünde kum ocağım var bir de resmi ruhsatlı. Yani benim kardeşimin filan. Biz de orada ticaret yapıyoruz.
kendisi ki bizim işlerimizi karıştırırlar dedim, isimlerimizi karıştırırlar. Sizin de dedim ben Adana'dan tanıyorum. Sakarya'da da valilik yaptınız. Sizin işiniz Serem Gişe isminiz karışmamış. Bunu şöyle yapalım. Siz vilayet olarak bunu parsel yapıp kum ocakçılara satalım, satın. Bizi hiç sokmayın araya. Çünkü hem yüzüm yumuşak, ben bedava veririm sonra, olmaz. Ama siz satarsanız gayet ciddi, özel idare bu işi yapsın, parayı toplasın dedi. Tamam o zaman dedi. Öyle el sıkıştık. Benim dedi size bir şeyim olsun, Sakarya iline kalacak bir eserim olsun dedi. Ben de dedim ki siz gittikten sonra biz sizin isminizi koyarız bu tesise dedim. Emanet usulü bana bir müteahhit bul dedi. Bir müteahhit arkadaş bulduk Fehim Saçar'la birlikte. Fehim Saçar'ın arkadaşıymış. O da bizim genel kaptanımızdı. O da çok büyük hizmeti geçti kulübe. Bulduk Nedim diye bir çocuk. Ayda 4 milyon harcama yetkisi varmış valinin. Hiç ihalesiz. O zaman da yeni öğrendim bu işi. Ne zaman? 1983-84 yılında işte. 83'te. Valinin 4 milyon emanet usulü harcama yetkisi varmış. İmalat yapılıyor, 4 milyon alıyor. Her ay 4 milyonu geçerse ihale yapmak zorundaymış. Yani iller idaresi kanununa göre. Bu usulle Rüstemler tesislerini yapmaya karar verdik. Ailece Cavit Çağlar'ın misafir olduk, Bursa'ya gittik. Eşlerimizle birlikte, Vali Bey filan. Bir maçı vesile ederek. Cavit Bey bizi Kurşunlu'da deniz kıyısındaki o köşkünde ağırladı, deniz kıyısına filan. Yemek yedirdi. Beyaz eldivenli garsonlar filan. Bizi vakıflar tesislerini, Vali Bey buradan Bayındırlık Müdürlüğü'ndeki mühendisleri götürdü yanımızda. Vakıf köydeki tesislerini birebir kopya ettik. Bayındırlık aynı Müdürlüğü. Tabii canım, Bayındırlık Müdürlüğü. Yani tabii Vali Bey de ona katkıda bulundu. Ben ona şunu söyledim. Yani iki takım kamp yapabilsin. Belki misafir takımı da alırız. İki takım kamp yapabilsin. İki takımın kamp yapacak kadar otel. İşte ondan sonra yemekhane, şey, bu tesisi. Yani Hayri Bey'in kendisi rötuş yapıp çizdiği yerdir orası. Ve bitirdik. Sakarya Spor'un tesisi oldu. Şimdi Sakarya ili spor tesisleri yaptık. Vali Bey kendine göre koydu. Sakarya ili. Sakarya büyük harfle, ili ufak harfle, spor tesisleri büyük harfle. Yani Sakarya spor tesisleri oldu. Sakarya Spor'a da uydu. Tabii bir bürokrat isterse her şeyi yapar. Evet. Enteresan. Tabii bizim Türkiye'miz burası. Her şeyin şeyiyle, yani bu gizli kapaklı bir şey değil ki. Yani herkesin haberi var. Şimdi tabii ben Sakarya Spor Kulübü'nü bıraktım. 1985'te mi 86'da bıraktım. Erkal Etçioğlu kardeşim benim. Çok sevdiğim çocuk. Belediye başkanı oldu 32 yaşında. İlk işi bizim Atatürk Parkı'nın önündeki büfeyi geri almak oldu. Sakarya Spor'a verdiği. Mesela. O aklı öyle kesmiş o gün. Sonra dedim ki Vali Bey, tam gitti. Diyarbakır'a tayini çıktı. Gidecek. Kenan Evren'e uğramam lazım Reis Cumhur'a dedi. Onlar Manisa'nın Alaşehir kaza oldu şimdi. Eskiden nahiyeydi. Alaşehir'de bunun babası, Hayri Kozakçıoğlu'nun babası maliyede memurmuş. Şeyde bizim ihtilal lideri Kenan Evren Paşa da Alaşehirli. Çocukluktan abi kardeş gibiler yani. Yani ama yaşça büyük Kenan Evren şeyden, Vali Kozakçıoğlu'na. Gitmem lazım dedi. Bir nezaketen Diyarbakır'a katiyen gitmem de dedi. Ama bir ziyaret etmem lazım dedi. Gitti geldi. Gitmeye karar verdi. Meğer onu bölge valisi olarak düşünmüşler, yani büyük bir görevde düşünmüşler. Onu doğuya tayini çıktı, gitti. Giderken dedim ki şu tesisin Sakarya Spor'a mülkiyetini bitirelim de öyle gidin dedim. Sizin isminizi yazdıracağım, söz veriyorum dedim. Dedi ki ben teklif ettim dedi şeye. O zaman da Erkal Etçioğlu başkan galiba, tahmin ediyorum. Yani Aydın Zengin evet. Yaptı sonra Erkal geçti galiba. Ben sayın belediye başkanına söyledim dedi. Hatta Erkal Sakarya Spor'u bıraksın, Tuncer abi ne kadar harcamışsa parasını vereyim demiş.
Genç çocuk. Bana vali bahsediyor yani. Ali Kozakçıoğlu araya sokar. Ben öyle bir şey alır mıyım? Ben alacağımın hepsini Sakaryaspor Kulübü'ne tekrar devrederek bıraktım. Yani hepsine temlik koydum ama temliği devrettim. Alacaklı olarak. Tuncertepe bütün alacaklarını devretti. Sakaryaspor Kulübü'nün divan kuruluna. Divan kurulu yönetiminde üstündedir değil mi? Evet. Divan kuruluna devrettim yani. Rüstem Ertesi bu şekilde yapıldı. Bir kuruş başka yabancı para yok. Vali Bey Sakaryaspor'a bir hatır gönül demeyeyim. Orası zaten özel şeyler konuşmalar. Ama Sakaryaspor'a bir şey var artık. Başkanım. Dedim, buyurun efendim. Buyurun. Lafınızı kestim balla da. Evet. Az önce Tamer'le konuşurken bir sorusu olacaktı size. Ben onu çok merak ettim. Tamer sorsa da acaba ben onu ilk defa duydum çünkü. Onu uçak soracağım. Kaçırma. Evet. Bir şeyi bitireyim ama Sakaryaspor'a kazanılmadı hala da. Sakaryaspor. Hayır şöyle sorayım. Dedi Hayır Bey vali. Oraya dedi bir doğal çim saha bir de çim antrenman sahası var. Turgut Özal da rahmetli her vilayete kazalara birer kapalı spor salonu veya çim saha yapılması için tahsisat ayırmış. Beden terbiyesi genel müdürü de o zaman albay arkadaşımız 20 bin lira gelmiş GV'ye. 20 bin lira GV'ye gelen şeyi dedi. Buraya yamadım dedi. Yani bu çim sahayı yaptım dedi. Antrenman için dedi bana. Evet. Tabii beden terbiyesinin parası da girdi ya oraya dedi. Beden terbiyesine mal ettim geçtim gitti dedi. Beden terbiyesine mal ettim geçti gitti dedi. Bu kadar. Ama gene de Sakaryaspor her türlü kullanıyor orayı. Sakaryaspor'un malı orası. Yani kimsenin hariçten bir kuruş parası yok. Hayri Kozakçıoğlu'nun ve Sakarya vilayetinin yani onun yönetimindeki Sakarya Özel İdaresi'nin Sakaryaspor'a hediyesidir. Evet bu da Rüstem Ertesi'nin kuruluş hikayesi oldu. Evet. Tamer abi senin de sorunu alalım. Çok da vaktimiz kalmadı çünkü. Yine o dönemlerde hep büyüklerimizden duyardık başkanım. Hazır sizi burada konuk etmişken sormak istedim. Bir deplasmana giderken bir uçak kaçırma durumunuz olmuş takım olarak komple. Onu duymak isteriz. Nasıl oldu? Yani Adana Spor'a maça gidiyoruz. O gün oynayacağız. Bir gün evvelden Yeşilköy Havaalanı zaten var orada. O zaman başka havaalanımız yok İstanbul'da. Yeşilyurt'ta da bir 5 yıldızlı otel var. Ercanlar Holding. Hani bu MAN fabrikasının sahipleri Ercanlar Holding. Konyalı. Onların otelinde kaldık. Eşli gittik yalnız. Hepimiz eşli gittik. Oranın sıkı yönetim komutanı da Raif Paşa bizi bekliyor. Gültekin Demir Adapazarı'nda emniyet müdürlüğü yapmış. O bizi bekliyor şimdi uçakta bizi geleceğiz diye. Bizi karşılayacaklar sabah uçağından. 7.45 uçağı var İstanbul'dan ilk sabah erken. 7.45 yattık Çınar Otel'de. Oradan yürüyerek gitsen yetişirsin yani Yeşilköy'e. Eşli bir yere gittin mi? Tabii 13-15-20 kişi yönetim. 20 tane hanım hazırlanacak filan derken 7.45 uçağına 7.45'te oraya vardık ama uçakları yolcular alınmış. Kapılar kapanmış artık dediler. Bilinemez. Kaldık eşleriyle birlikte pazar sabahı. İhtilal var. İlhan Uygun vardı rahmetli. Sabah gazetesi, Günaydın gazetesinin muhabiri. Yani İstanbul gazetelerinden. İlhan abi de var. Hisar Bank Müdürü Yaman Bey var filan. Yaman Akdoğan var. Pazar günü nasıl? Özel uçak ya kaldırabiliyorsanız kaldırtırın dedim. Parasını. Paramız da yok. Çek keseriz pazartesi dedim. Ya pazartesi çek keseriz dedim. Yani ihtilal var. Albay var. İlhan Bey gitti İlhan Uygun. Birkaç gazeteci gittiler şeyin yanına. Tamam demiş. Tuncer Bey çekil demiş albay. 64 kişilik bir uçaklar var. Flokur uçaklar var. Jet ama. 65 kişilik bir uçak. Bize hemen çektiler Afron'a. Hazır olduğunuz zaman bilmiyor. Biz hazırız ama dedim ki bizim gibi uçak kaçıran Adanalı'da varsa çocuklar söylesinler. Onlar da alsınlar dedim. Ama para almadan yani uçağı kiraladık. 65 kişi. Biz artık. 25'lerden 40 kişiyiz yani eşlerimizle birlikte. Evet. Kaldırdık uçağı. Adana'ya indik. Vay kardeşim Raif Paşa bir sert.
Neredesiniz dedi. Bekliyoruz saatlerdir. Uçağı kaçırdığımızdan haberi yok. Dedim uçağı kaçırdık. Özgür uçaktan geldik dedim. Böyle bir maceramız oldu. Evet, bunlar da güzel bir nostalji oldu. Biraz daha devam etmek isterdik ama artık sürenin de sonuna doğru geliyoruz. Şimdi çok kısa bir araya gideceğiz. Kimse ekran başından ayrılmasın. Başkanımıza bu bölümü veda ediyoruz. Sonra Sakaryaspor'un geçtiğimiz Utaş-Uşakspor karşılaşmasını kısaca bir değerlendireceğiz ve önümüzdeki Manisaspor maçını değerlendireceğiz. Başkanım bir kez daha çok teşekkür ederiz. Burayı şereflendirdiniz. Evet, çok sağ olun. Sevgili TV 264 izleyenleri, kısa bir aranlardan bir kez daha buradayız. Tamam. Evet sevgili Açık Tribün izleyenleri, bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Programımızın son bölümünde geçtiğimiz Uşakspor beraberliğini ve önümüzdeki Manisaspor maçını değerlendireceğiz yorumcularımızla birlikte. Evet Alparslan abi, senden başlayalım. Bu arada bugün de Tamer abimizin hafiften dünden kalan bir üşütme durumu olduğunu, grip durumunda olduğunu da belirtelim. Geçmiş olsun abi. İlk bölümde söylüyorum. Dün şifayı kaptın sanırım. Çatıda rüzgar yedik. Evet, bende de zaten hafiften bir kırgınlık var. Alparslan abi de bizi yalnız bırakmadı orada. Bizim için zor bir sınav oldu. Evet Alparslan abi, Uşak zorlu bir deplasman. 1-1'lik skor, 0-0'lık bir skor. Kaçan bir penaltı var Uşak lehine. Bizim için bir puan kurtardık gibi bir durum oluştu. Senin değerlendirmelerin nelerdir? Ya şimdi Uşak'ta hem puan bıraktık hem de Ferit'i de bıraktık. Kardeşim. Alper. Yani sakatlarımız da var. Sarı kart cezalısı var. Bilerek belki aldığı sarı kart. Hani bu hafta Manisa maçını kolay gördükleri için herhalde teknik heyet. Ferit'in herhalde bir hafta galiba birinci derece mi artık bir yırtık tespit edilmiş. Ferit yedeklerimizde de sıkıntı var. Gelecek haftalar için ana Uşak'ı konuşacağız ama gelecek haftalar için de kadro yetersizliğimiz de biraz sıkıntılı bir konu olarak görüyorum. Aslında maça da iyi başladık. Uşak da geliyordu kendi seyircisini arkasına alarak. İyi, yani böyle İlyas'ta da iyi pozisyonlarla yakaladık. Takım olarak da yakaladık. Ama neticeye gidemedik. İlyas'ta bir durgunluk var. Forvet sıkıntımız var. Gol atamıyoruz takım. Orta saha pas getiremiyor. Orta saha istediği pası İlyas'a veremeyince de gol pozisyonu sıkıntısı çekiyoruz. Kalecimiz bir penaltı çıkardı. Yani bir puanı aldık sevinelim mi, 3 puanı bıraktık üzülelim mi bilmiyorum. Rakiplerimiz de aramızda çok böyle kafa kafaya giden birlik var. Herhalde bu sene sonuna kadar da böyle devam edecek evet. Diye düşünüyorum. Evet, sürekli dönem. Yani Dilaver'in girmesi, kanatlara inemiyoruz. Yani Dilaver olmasa aşağı kadar kanatları çizgiye top indiremiyoruz. Yani izlediğimiz, yukarıdan bakınca biraz da daha net gördük aslında çatıdan maçı izleyince. Yani dünkü karşılaşma tam anlamıyla Dilaver'in üzerine kurulmuş yani, gibiydi. Yani bütün toplar Dilaver'de. Hatta yani maçı anlatırken de dile getirdik. Yani Dilaver ne kadar dayanabilecek ki? Sakatlıktan yeni çıkmış. Evet istiyor, arzu ediyor. İyi de maça motive oldu, iyi de başladı. Sürekli ama Dilaver'e geldi top. Yatırdı, kaldırdı. Tek hücum planımız Dilaver'de. Oyuncularını... Birkaç tane içeriye net pozisyonu var. Mesela maçın başında İlyas'ın kaçırdığı bir kafa vuruşu var. Sıyırdı geçti. Evet gol kaçırdık. 4-5 tane net pozisyonumuz var. Belki de Bodrum maçından beri en çok gol pozisyonuna girdiğimiz maçlardan bir tanesiydi bu. Yani Zahit'te aynı sıkıntı devam ediyor. Yine kanattaki hep söylüyoruz zaten sıkıntılarımız var diye ama Zahit dün de mesela birkaç pozisyonda kendini geçemedi. Rakibi değil, kendini geçemedi. Kısıtlı bir kadromuz var. Önceki haftalarda dile getiriyorduk. Sevgili Apo'nun da dediği gibi kadromuz yetersiz diye sakatlıklardan korkuyorduk. Şimdi Ferit'i dediğiniz gibi bir yırtık var. Alper oyuna Ferit'in yerine girdi. O da daha sıkıntı. Sonra o çıktı. Onda da bir sıkıntı var. Sıkıntılı haftalar bizi bekliyor. İşin doğrusu. Yani alt yapıdan gelecek oyuncularımız da ne kadar takıma katkı sağlayabilecek bunu tabii ki göreceğiz. Dün mesela Hacı Ömer'den bir patlama bekliyordum. İyi de başladı karşılaşmaya. Net bir pozisyon yakaladı. Acele etmese, devam etse direkt kaleye gidecek. Acele etti. Erken bir vuruş yaptı mesela orada. İlyas'ın... Yani toparlayamadı kendini. Ya çok yalnız mı kaldı? Kayboldu. Rakip stoperleri de bir tane kafa topu bırakmadı İlyas'a. Boş çok uzun boylu bir santraforumuz değil ama rakip bir tane kafa topu bırakmadı. Orta sahada dün mesela yine Serkan, Oğuz. Serkan çok toplu oynuyor. İnanılmaz derece toplu oynuyor. Geri dönüşler yapıyor. Kişisel hatalar çok yaptı, top kaptırdı. Oğuz dün
keza yoktu yani sahada. Evet, Oğuz'un da hafta içinde bir sakatlığı da vardı. Antrenmanlarda da kendini çok fazla zorlayamamıştı. Yani çok kötü bir futbol oynadığımız... Biz ikinci yarıya kötü başladık aslında. Evet, ligin ikinci yarısı kötü başladık. Bizim 13 maçlık 12 galibiyet, bir lafını kesiyorum Erhan'cığım. Bir beraberlik serimize bakarsak burada hepimiz niye konuşmadık? Çünkü kanada iniliyor. Ortadan ara paslar atılıyor. Sıfırda sıfıra inip ortalar yapılıyor. Yani orta sahamızın çalıştığı bir 13 hafta izledik biz orada. Yani orta sahamız koşuyor. Serkan çok iyi, Oğuz iyi. Herkes üstüne, kaptan çok iyi. Herkes üstüne koyuyordu her geçen gün. Ama şimdi baktığımız zaman Dilaver'in bir an önce sakatlıktan kurtulması için bekledik. Top taşıyamıyoruz, ileri top götüremiyoruz. Orta sahamızda kondisyon sanki benim olarak fizik olarak hazır değil bizim takım hala. Bu devreyi biz sanki biraz iyi atlatamadık. Yedikten sonra takımda düşüyoruz yani. Düşüş var. Ya ikinci yarı tamam takviye yapamadık, transfer açamadık ama mevcut yani bizi lider yapan kadromuz bu kadro değildi. Yani takımdaki performansların birçoğu düştü. Ferit son haftalarda düştü. Yani istediğimiz ki o övündüğümüz işte mücadeleci, iyi ataklar yapabilen, iyi bindiren Ferit oynadığı süre zarfında da fazla göremedik. Keza baktığımız zaman Canberk yine özverili bir şekilde oynuyor ama o atak sürekliliğini bir türlü sağlayamıyor. O Samsun maçındaki, önceki Kastamonu mücadelesindeki Canberk'i göremiyoruz. Defans ikilimiz yine iyi. Ben Canberk'le alakalı katılmıyorum sana. Canberk bence yine dün de maçın yıldızlarından bir tanesiydi. Mücadele olarak ben... Çıkıyor yani, ileri de gidiyor. Dilaver'le de çok iyi uyum sağlıyorlar orada. Dilaver'le daha uyumlu oldukları kesin. Zaten bir Zahit'le anlaşamama durumu var. Bindirince alamıyor. Küsüyor büyük ihtimalle vesaire. Orta saha üçlüğümüz çok düştü. Dün mesela Zahit'e bakıyorsun, bir ara sağ bek oldu. Sağ öne geçti, daha sonra orta sahada oynadı. Yani o da joker gibi kullanıyor aslında. Hadi iyi niyetli bir oyuncumuz. Hakikaten hep söylüyoruz, çok şey yapmak istiyor. Ama çok şey yapmak isteyince de herhalde biraz elini ayağına dolaştırıyor, bulaştırıyor, sıkıntı oluyor. Ben Zahit'in psikolojik olarak bir doktordan, spor doktorundan yardım alması gerektiğine inanıyorum. Çünkü ya dün mesela sanki kafası... kilo almış gibi geldi bana. Yok, kilo ile ilgili değil de şöyle bir durum var. Zahit hani baskıyı gol atıp da kıracak dediğimiz değil. Çünkü hani şundan iki hafta öncesine kadar golü de attı. Bak şimdi Zahit'in ben de Zahit konusuna bence karışmıyorum bence. Baskı... Katılmıyorum. Şahsi teknik olarak belki istediğimiz bir görüntü vermeyebilir ama çok koşuyor. Bak sahada o ikili mücadeleleri çok iyi. Ama bizim seyircinin neticeye gidebilecek istediği futbolu sergileyemiyor. Ama baktığın zaman... Baskı hissediyor. Olabilir ama benim yani şahsi düşüncem... Mücadeleci yapısı var zaten. Bravo yani ama oradaki benim ama anlatmak istediğim işte gidelim. Bizim sonuca gidemiyoruz. Hani o topu taşıyamıyor. Kendi vermiş olduğu o mücadeleyi, emeği alıp sonlandıramıyor. Tam son noktaya geldiğimizde ya gücü bitiyor ya bir teknik yetersizlik çıkıyor ortaya. Orada bir basireti bağlanıyor. Yapmak istediğini yapamıyor o heyecanla. Ya zaten kapasitesini biz Bodrum maçında gördük. Sonrasındaki Kastamonu maçında gördük. Hani Bayrampaşa mücadelesine katkı yapamasa da nasıl bir formda Zahit'in nasıl olduğunu gördük ama ikinci yarıya da tutuk başladı. Keza bizi takım olarak bir durum öyle var. Önümüzdeki hafta 3 tane önemli eksiğimiz var. Ferit, Alper ve Berk sakatlık dolayısıyla. Bir tane de kart cezalımız var. Berk Acan. O bilerek hani gördü. Gibi. Büyük ihtimal şimdi çok da dillendirmeyelim. Yok öyle bu işin şeyi var. TPP'de çünkü sıkıntı yaşatmayalım şimdi kulübümüze. Ama öyle bir ben durum ben taraftar var. Gözüyle söylüyorum yani. O öyle bir durum yönetimsel, var. Hani bakma ben şimdi çünkü İlyas zaman, bile çok tepki gösterdi orada. Hadi oyna gibisinden. Orada bir hani taktik bir kart diyebiliriz. TFF bizim dememizle verecekse o zaman bizim penaltımızı vermeyen hakemleri de söylesin. Evet, her maçta böyle bir canımız yanıyor. Şimdi sıkıntılı dar bir rotasyon olan kadromuz daha da daraldı. Şimdi sağ bekte kim oynayacak? Sağ bekte hani Zahit'i oynatsın, önünde Hacı'yı oynatsın. İleride eğer gol aradığımız zaman ya da bir sakatlık olduğunda bir oyun şablonu değiştiğinde İsmail Hoca'nın ne gibi bir değişiklik hakkı olacak yedek kulübesine? Sevgili Tamer Batuoğlu, bunu yani da size soralım. Yani kendisi de maçtan sonra açıklama yaptı. Mesleğimi alayım. Çok da o açıklamayı uygun bulmadım işin doğrusu. Nihayetinde Sakaryaspor'a 18 kişi gitmiştir. Müdahale yapılacaksa da koyacağın oyuncular vardır yedekte. Hani sanki böyle biraz oyuncuları küçümsedi gibi hissettim. Bu niyetle söylemediğine eminim ama yetersiz gördü belki de. Yani o şekilde dile getirmesi de pek hoş gelmedi bana.
Tabii şimdi kim İlyas oynayacak forvette? Baktığın zaman başka zaten oyuncun yok. Hakkı'yı büyük ihtimalle stoperde Hakkı'yı oynatacak. Hacettepe maçındaki performansından sonra. Senin de söylediğin gibi işte sağ bekte muhtemelen Zahit oynayacak. İleride de Hacı'yla başlayacaktır. Bu tabii teknik hocaların işi. Mesela dün Oğuz yine üstüne koyarak performansı yükseliyor. Çok da şık bir penaltı kurtardı. Onu da tebrik etmeden geçmeyelim. Evet, köşeden çıkarttı bir de. Yani, bize bir puanı getirdi. Bize bir puanı getirdi diyebiliriz. Diyorum ya dün 4-5 tane net pozisyonumuz var. Yine bir korner atışında Ümit'in kafası var. Orada tam anlamıyla. Bir tane kafa topu var. Bir tanesi çok şanssızdı. Olabilecek bir dur. Hatta senin bir gol diye. Gol diye çıktı orada. Böyle bir orada biraz daha kontrolü çıkmış olsaydı belki topu beklemedi. İlkinde darbeli vuramıyor ama ikincisinde tam böyle darbeli bir şekilde vuruyor ikinci yarı olan pozisyonda. Ne yazık ki yani o da birazdan gelir görüntülere. Ne yazık ki tam çerçeveyi tutturamıyor. Çerçeveyi ben tutursa... de mesela Tamer gibi düşünüyorum. Mesela Zahit'in yerine 70'ten sonra acaba dedim bizim altyapıdan yetişen Furkan kardeşimiz girebilir miydi diye düşündüm. En azından fizik olarak yaşı genç, ya biz koşabilir, mesela mücadele edebilir. Canlı yayında sen de gerçi yanımızdaydın. Hani birkaç dakika sonra İşte Hacı'yı alır artık oyuna dedik. Hatta kim çıkar diye sorduğunda Zahit çıkar dedik. Ama tabii orada bir sakatlık söz konusu olduğu için onu biz de o an için anlayamadık işin doğrusu. Yani taraftarımız çok iyiydi. Hani maçın teknik analizinin dışında 1000 kişi geldiler. İnanılmaz destek verdiler. Buradan Uşak Spor yönetimine de taraftarlarına da teşekkür etmek gerekir. Bütün kapıları açtılar taraftarlarımıza ve 90 dakika boyunca susmadan destek verdiler. Deplasman anlamında taraftar adına çok güzel bir deplasmandı. Ama tabii ki de işte bir puana dönmek biraz kırık oldu bizim için. O tribünler çok güzeldi. Tribünlerin komple yeşil siyah görmek şimdi inanılmaz güzeldi. Ben de ona değinecektim. Ayrancım müsaade edersen eğer. Uşak Spor Kulübü internet sosyal medyada sayfasında dönüş yolundaki taraftarlarımıza da kazasız belasız hayırlı yolculuklar dile yazmıştı. Ben hem maç günü hem maçtan sonra göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı öncelikle Uşak Spor Kulüp Yönetimi'ne, evet, Uşak Emniyet Müdürlüğü Teşkilatı'na, orada taraftarımıza hassasiyet gösteren, yönetimimizle mücadele eden herkese, Taraftarlar Derneği'ne, Uşak Spor'un sonsuz teşekkür ediyorum. İnanılmaz derecede özveri ve hassasiyet gösterdiler. Yaklaşık 700'ün üzerinde bir seyircimiz vardı. Ve sağ olsun hepsinde. Bin diyelim abi, ben 700'den çok fazla olduğunu düşünüyorum. Hepsine ayrı ayrı buradan ben tüm taraftarlarımızın adına teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten iyi bir ev sahipliği yaptılar. Nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ama 3 puan bıraktık geldik. O da ayrı bir konu yani. Evet, tribün yönetim olarak baktığımız zaman kardeşçe birer puanı bölüştük demek mümkün. Bizim aslında kardeşliğimiz sağ içinde 3 puanı alalım biz de. Sağ dışında her zaman kardeşiz. O ayrı bir sıkıntı yok. Evet. Ya biz de orada galip gelseydik de Uşak'tan bir tepki geleceğini ben tahmin etmiyordum. Aynen. Bir de dostluk tabii havasında karşılaşma bitecekti. Baştan sonra tribünlerde sadece bireysel anlamda bazılar taraftar kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın futbolculara serzenişleri oldu. Bunu gözlemledik. Buna kırılan, üzülen futbolcularımız oldu. Bunlar da kulağımıza geldi. Bunlar olacaktır. Bunlara çok futbolcuların takılmaması lazım. Sonuçta insanlar pazar gününü, hatta cumartesi gecesinden feda ediyor. Kimisi annesini, babasını üzüyor, kimisi eşini, sevgilisini üzüyor, kimisi çocuklarını üzüyor ve maça gidiyor. Dün de söyledik bunu. İster istemez orada bir tepki olacaktır. O yüzden futbolcularımıza bu çok fazla takılmasınlar. Evet, tabii futbolun doğası. Aynen. Yapacak bir durum yok. Evet, İlyas'ın kişisel performansını soracak olursam. İlyas'ın kişisel performansı. Ya İlyas bu ligin gol kralı. Bu maçta patlama yapmasını bekliyorum. Ben ya İlyas'tan çok umutluydum aslında. Çok da hani benim gibi birçok Sakaryaspor taraftarı da beklentisi de büyük. İlyas çünkü gol ata ata gelmiş buralara. Yani gol kralı boşuna olmamış. Ama Sakaryaspor'a geldiği günden beri bir şanssızlık var. Yani o istediği topu mu alamıyor? Pozisyona mı giremiyor? Ama dediğim gibi İlyas'ın şanssızlığı, İlyas'ı burada savunmak için demiyorum. İkinci yarıya bizim kötü başlayan bir takımımız var. Tekrar söylüyorum. 13 maçlık seriye geriye döndüğümüz zaman baktığımızda koşan, pres yapan, pas yapan orta sahamız vardı. Geriden fırlayan, kanatlardan inen defansımız vardı. Herkes sorumluluk alıyordu. Şimdi şu an birkaç kişi üzerine binmiş şekilde
Yani ikinci yarı tamamen başka bir şey geldi yani. Bu sefer ne oluyor? Bireysel olarak oyuncular ön plana çıkıyor. Yani bu maçta işte Canberk ve Dilaver yani. Dilaver'den başka kimseyi görmedik ön tarafta diyebiliriz. O sorumluluğu almıyorlar. Yani, dediğin gibi hepsi alıyordu ve takım oyunu oynuyorduk. Yani bir takımdık takım olarak yani. Basıyorduk, geri geliyorduk falan öyle. Vesaire. Onunla ilgili bir sıkıntı var. Bir kısım taraftarda hani izleyen de Ferhat Yazgan'ın performansını eleştiriyor. Ya kişisel yani. Vurursak yani şimdi kişisel iyi bir, olarak da soracağız. 17 maçtır yenilmeyen de bir takımımız var şimdi. Tamam biz hep canım. Bir galibiyet istiyoruz. Yensin istiyoruz. İhtiyacımız var. Çıkalım bu liglerden istiyoruz. Ama şöyle de bir şey var. 17 haftadır da yenilmiyoruz. Ama bizim Uşak'a puan kaybetme gibi bir lüksümüz yok. Yani bizim bu maçları almamız gerekiyor. Biz örnek diyorum Diyarbakır'a gittiğimizde belki bir beraberlikle dönebiliriz. Bunlar şehrin havasından olduğu için gergi kritik maçlardan biridir. Samsun'a gideceğiz. Samsun son maçımız inşallah oralara kalmadan çıkarız. Yani hep böyle sıkıntılı maçlarımız var. Bizden puan alan başkalarından da puan alacaktır. Keçiören kimse bekliyor muydu? Bu kadar taş gibi bir takım çıktı karşımıza. Kastamonu keza öyle. Bu hafta da mağlup oldu. Ama şimdi gelelim. Bizde kaptanımız tamam istediğimizi veremiyor ama orta saha yok bizde işte Eren. Ben yani şimdi sen orada ileride oynadığın zaman ben sana şöyle söyleyeyim. Ben sana Tamer'le pas getiremezsem sen neyi atacaksın? O da doğru. Yani bak şimdi kaçırdığımız pozisyona bak işte. İlk yarı bunların hepsi gol oldu. 13 evet. Maçlık seriyede. Çok çok fazla kaçırdık. Ya aslında yarı. Şey yani burada çok da yani yargısız ifaz yapıyoruz gibi olmasın. Sonuçta Sakaryaspor daha iyi Sakaryaspor. Bu takımı izlediğimiz için bunu da dile getiriyoruz. Kaldı ki biz sadece gol atmayı beceremedik belki de bu karşılaşmada. Gol kaçırma anlamında sayı olarak belki de böyle bir deplasman yaşamadık diyebiliriz yani. Şu an son 5 maçımızda da 4 beraberlik bir galibiyet var. Böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Gelen bir mesajımız var. İsmail Hoca'nın Tevfik Köse ve Umut Sözen'i bir an önce takıma monte edip 11'e koyması lazım. Madem adamları geri aldık değerlendirmemiz lazım. Orhan Kahraman. Şimdi o oyuncular da tabii devre arası kampında gönderildiler ve lig başladığında tekrar Sakaryaspor'a geldiler. Şimdi hazır değiller sonuçta pat diye de alamazsın. Yani son 15-20 dakika oynayabilecek kadar hazır olmadık. Bence bu haftadan sonra oynayabilirler ben aslında. Manisa maçında şans aynen. Bulabileceklerini düşünüyorum. Yani şu an İsmail Ertekin benim gözümde iki değişiklik hakkından sonra üçüncüsünü verim alamayacağını düşündüğü için ya da hani neyi nereye değiştireyim diye düşündüğünden dolayı yapmadığını düşünüyorum. Ama şimdi baktığımız zaman kenarda bir Umut Sözen bir 10 dakika hani atacağı bir kilit pas. Umut Sözen değiştirebilir. Bir 2 hafta 3 hafta önce tamam futbolcumuz değildi değerlendirmiyorduk gönderilmişti. Ama mevcut takımla antrenmanları çıkıyor. Takımla birlikte Sakaryaspor adı altında mücadele ediyorsa eğer son 10 dakikada Umut Sözen'in bir şeyler yapabileceğini düşünüyoruz. Tevfik Köse'nin keza aynı şekilde. Ya şimdi Tevfik Köse Tevfik'le Umut'un tecrübesi olabilir ama şimdi bence Hacı'nın yerine Furkan girebilirdi benim şahsi düşüncem. Furkan biraz daha hareketli bir altyapıdan gelen kardeşimiz. Hani Hacı'nın fizik yapısı muhteşem baktığın zaman görünen o. Ama futbol oynamaya gelince yaş itibariyle kazanabileceğimiz Sakaryaspor'a gelecekte iyi bir şeyler bırakabilecek bence Furkan kardeşimiz son 15 dakika girebilirdi. Yani oynatılabilir, şans verilebilirdi diye düşünüyorum ben yani. Maçtan önce de takım otobüse inerken Furkan'a büyük bir sevgi gösterisi vardı taraftarlarımızın. Ya ihtiyacımız var bizim. Bu şehrin çocukları olmadan bu şampiyonluk gelmeyecek gibi yani. Yani altyapıdan çıkan 3-4 tane futbolcu kardeşimiz olmalı. Yani topa kafasını mı sokuyorlar? Ayak topuna mı sokuyorlar kafasını? Nasıl yapacaklarsa çıksınlar şu formayı alsınlar. Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı nasıl geldi? Kafa topuna ayak topuna kafayı soktu. Çıktı bu tribünleri kazandı. Çıktı Fenerbahçelere, Avrupalılara gitti. Bizim seyircimiz alkışlar. Ve inan buna bu şehrin sokaklarında büyüyen altyapıdan yetişen topçulara ihtiyacımız var yani. Bu formayı bilecek yani. Bu formayı, bu takımı izlerken ya ben çıkıp bugün bu formayı alacağım demeli yani. Ya şu anki kadroda da bu olabilecek şeyler. Çünkü bir de şans altın tepside sunun diye. Oyuncumuz yok diye. Kadro yetersizliğimiz var. Tam şartlar onlara uygun. Yani bu dönem onların dönemi. Keşke isterim. Hacı kardeşimiz de çıksın. Beni utandırsın. Mahcup olsun. Dönsün gol atsın bana hareket etsin. Yok hiç sen, sıkıntı yok. Sen 18 almazsın onu ya. Tabii bence ha? De. Ama Umut düzeltiyorum. Hacı Ömer'in yani üstüne koyarak giden bir performansı var. Kesinlikle. Sarıyer maçının silik bir performansı vardı. Hacettepe'de birazcık böyle sirkelendi. Dün belki ama Hacı diyecek ki ben top oynayacağım.
ben futbol oynamaya geldim derse, o kafasını sahaya verirse yapar. O fizikte. Söylediğin şeyi aslında bir pozisyonda yaptı. Sol kanatta gitti yokken girdi çıktı, ayağına daldı. Değil mi? Gol de olabilirdi yani pozisyon. Sen öyle bir acıyı istiyorsun. Bunu dile getiriyorsun. Öyle olmalı ya. Hiç kimse koşmuyorsa al futbolcu arkadaşını sırtına, onunla birlikte koş. Bu şehrin çocuğusun. İhtiyacımız var buna diyorsun. Böyle insanları istiyor bizim taraftarımız. Kaybedebiliriz biz. Yenilebiliriz. Savaşan. Puan da verebiliriz. Savaşın abi. Koşun. İlk, biz niye futbolcularımız çok kötü demiyoruz. Ama 13 haftada biz öyle bir takım izlettiler ki. Yani pas trafiği yaparken yetişemiyordu. Sen anlatırken bile yani ben izlerken. Ya doğru mu Tamer Üçlü? Bodrum maçında attığımız, Dilaver'in topun altına girip de attığı golün hazırlanışı. Yani harbiden Süper Lig'de bile Berk'in öyle bir hazırlanış yoktu. Mesela, Berk veriyor, Zahit duvar oluyor orada. Yani gerçekten bizim hazırlanış bakımından mükemmel bir altyapıdan direkt aklımıza geldi. Profesyonelliğe imza atan kardeşlerimizden tek ricam, tüm takımımız iyidir. Hiçbir arkadaşlarımızı şu an olumsuz söylemiyoruz. Konuştuğumuz her şey Sakaryaspor içindir. Ama altyapıdan yetişen kardeşlerimden tek ricam, sahaya girdikleri zaman ister 3 dakika ister 5 dakika o ciğerlerini eline alsınlar. Gerekirse öyle koşsunlar yani Erhan. Artık son haftalardayız. Bizim yönetimimizin de gücü bu. Taraftarımızın da gücü bu. Biz topçular, taraftar, yönetim, basınımızla birlikte beraberiz artık yani. Bu işin kaçarı kuçarı yok. Futbolcularımızın da acil olarak fizik ve kondisyon olarak üstüne koymaları gerekiyor. Görünen tablo ortada, Tamer'in dediği gibi 70'ten sonra düşen bir Sakaryasporumuz var. Aynen. Yani bu Dilaver'in üstünden hep gitmez bu. Tamam illaki ya bir topçumuz bak gününde olmayacak ama ne yapıyordu? Ötekisi bir fazla koşuyordu 13 haftalık galibiyet serisinde. İki topçumuz yürüyordu, o üçü koşuyordu. Arkadan gelen koşuyordu. Ama şimdi herkeste bir durgunluk var. Evet, idare eden bir oyun anlayışımız vardı. Yani bir takımdık yani. Şimdi artık programımızın da son bölümlerine doğru geliyoruz. Bir Manisa Spor senaryosu nasıl gerçekleşir? Tamam, kötü bir Manisa Spor olacak. İlk yarıdaki kadroyu koruyan bir Manisa Spor. Genç, dinamik ama alt sıralarda yer alan. Yani, bu maçın senaryosu sizce ne olur? Sevgili Batı Boylu, sizle başlayalım. Tabii şimdi kağıt üzerinde kolay bir karşılaşma. Sonucu düştü, kesin gözle bakan bir Manisa Spor var. Ama işte bu maçlar çok enteresan maçlardır. Bizim de en büyük handikapımız işte sakat oyuncularımızın olması, cezalı oyuncumuzun olması. Ama ne yapacağız, ne edeceğiz? Ama gençler girecek devreye. Maçı kazanacağız. Yani ben kazanacağımız inancındayım tabii ki de karşılaşmayı. Yani zaten içeride bu 3 puan fırsatını kaçırmamalıyız. Artık şöyle bir durum var. Bizim ikinci yarı yaptığımız seri bu maçla birlikte başladı. Evet. Bizim Sarıyer'e yenildik, berabere kaldık. İlk yarı Hacettepe'yi yendik, kez aynı şekilde içeride Hacettepe'yi yendik. Uşak Spor mağlubiyeti vardı, bu sefer berabere kaldık. Ve Manisa Spor maçıyla birlikte bir Sancaktepe'de fire verdik. Bir de son hafta Samsun maçıyla birlikte. O yakaladığımız 13 maçlık seriyi böyle yakaladık. İnşallah bir daha başlarız. Ya. Manisa yine bir başlangıç olur bizim için. Ya, fikstür de döndü çünkü bizim. İnşallah ama ben dediğim gibi ben de Tamer'e burada çok katılıyorum. İnşallah genç kardeşlerimiz burada fırsat bulduğu zaman. Şimdi kağıt üzerinde kolay bir maç ama artık kimse için kolay bir maç diye bir şey yok. Herkes çıkıyor taş gibi bize karşı. Özellikle Sakarya'ya geldim mi? Sakarya Spor seyircisinin önüne geldiği zaman işlerinden başka bir şey çıkıyor bize gelen futbolcuların. Aşırı bir konsantre oluyorlar bize karşı. Motivasyonlar artıyor. Müthiş derecede. Ben bunu hiç anlamış da değildim zaten. Ama her sene oldu zaten bizim. İsmimiz var. İsmimiz büyük. Şehrimiz büyük. Ama ben Manisa maçını kazanacağımızı inşallah bu maçta da fırsat olursa, imkan yaratılırsa Hacı ile Furkan'ı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Onlar için de belki bir çıkış maçı olabilir. Ya biraz daha fizik gücü olarak baktığımızda tabii, kendi eşitleri biraz daha hani fiziksel anlamda rakipleri diyebileceğimiz Manisa Spor. Ben hani Hacı'nın maçı olacak diyorum. İnşallah. Ya ben istiyorum. Ben İlyas'ı da İlyas'ın maçı olacak demiştim Uşak Spor. Ya biri çıksın İlyas'ın alsın artık. İlyas'ın patlama yapacağını düşünüyordum. Bizim yandaki Masur Fatih girsin o atsın artık. Biri gol atsın şu takımda. Evet ya. Eklemek istediğimiz bir şeyler var mı? Artık kapatıyorum programı. Bizi İstanbul'da izleyen herkese ben selamlarımızı, teşekkürlerimizi göndeririz. Sağ olsunlar. İstanbul'da helikopter düşmüş, şehitlerimiz evet, varmış. Öyle mi? TV264 ailesi, milletimizin başı sağ olsun. Allah ailelerine sabır versin diliyorum. Allah rahmet eylesin. Bizi izleyen seyircilerimize de hafta sonu stadımızı doldurmasını bekliyorum. Ve çok kritik bir mücadele. Yani puan stat'tan gelecek olan mali gelire çok ihtiyaç var. Gün birlik günü her şeyi unutalım. Manisa maçı bizim için çıkış olur inşallah.
Buradan da tekrar söylüyorum, tüm futbolcu kardeşlerimizden bu zamana kadar yaptıklarının daha çok yapmalarını, üstüne koymalarını istiyorum. Evet, stadı dolduralım dedik. Bu arada gelen mesajlar arasında geçtiğimiz programda ve haberlerimize konu edindiğimiz gibi Girls of River'ın bir oluşum var, kadın taraftarların. Numaralı tribünde yer alacaklarını mesaj atmışlar. Şimdi bütün kadın taraftarlarımızı bekliyoruz şeklinde bir mesaj var. Ada Selcan Kızılkaya atmış. Buradan da bu hatırlatmayı yapalım. Sevgili TV 264 izleyenleri, bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Esen kalın, hoşça kalın.